Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 24 Haziran 2022 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.10'u gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Normalde tabii ki tam 7'de girmeye özen gösteriyoruz ama maalesef bugün şirkete gelirken bizim Mehmet'le birlikte arabaya bindim. Metroda indikten sonra fakat Hacı Osman Bayırı'nda ciddi bir hasarlı trafik kazası vardı. Uzun bir kuyruk oluşmuştu, onu geçmek için bekledik. Kazada da bir can kaybı yok sanıyorum. Biz de gelirken ben de yukarıda radyo trafikten Mert Erdoğan'la da durumla alakalı son bilgileri paylaştım. Şimdiden de hani yolda olanlar için de, o bölgeyi kullanacaklar için de tabii ki uyarmış olalım. Hacı Osman Bayı'nda da trafik kazası sebebiyle yoğun bir kuyruk var aşağı doğru, Sarıyer tarafına doğru. Böyle diyorlar sanıyorum radyo trafikte. Doğru bilgiyi de aktarmış olalım. Ali abi günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Kısa bir giriş yapalım. Girişim normalde uzundu tabii, çok fazla transfer haberi olduğu için, ama geciktiğimiz için hemen çok hızlıca toparlamaya çalışacağım. Bugün Galatasaray adına önemli günlerden biri. Okan Buruk imza töreni düzenlenecek kendisi adına. Dursun Özbek de hazır bulunacak. Onun açıklamaları merak ediliyor. Beşiktaş dün Gedson Fernandes transferini 19.03'te resmi olarak bir kez daha açıkladı. Zaten hem Ocak döneminde hem geçtiğimiz günlerde paylaşımlarda bulunmuşlardı. Dün bir kez daha bir videoyla, sonrasında yine bir başka paylaşımla Gedson Fernandes transferini duyurdular. Tabii Galatasaray'a bir gönderme var içerisinde. Onlar işin detayı program içinde detaylıca konuşuruz. Transfer haberleri çok dedik Beşiktaş için. Cabral ismi, Cenk Tosun ismi, Weghorst konusunda tekrar olumlu gelişmeler paylaşılmış program için, onlara bakacağız. Galatasaray'da orta saha için farklı adaylar dün ilk defa gündeme geldi. Ya da ben ilk kez gördüm isimlerini. Ndombele ve Lucas Torreira. Premier Lig patentli iki orta saha, 1-6, 1-8 numara diyebiliriz. Galatasaray'ın gündemine geldi. O konuda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Abdülkerim Bardakçı konusunda Galatasaray'ın tekrar devrede oldu. Fenerbahçe ile maaş konusunda anlaşılamadığı söylendi. Beşiktaş da tekrar devrede deniyor. İlginç bir hal aldı Abdülkerim Bardakçı transferi. Ve Kazımcan Karataş, o da Altay'ın genç sol bek ve kanat oyuncusu, Galatasaray'la anlaşmak üzere deniyordu. Bir anda Eyüpspor'u gördük. Eyüpspor Galatasaray'a kiralıyor dendi. Oradaki ilişkiler yumağı da ilgi çekici ki daha program başlamadan bu konuyla ilgili zaten bir mesaj gelmiş. Gündem maddelerimizden biri elbette bu konuda olacak. Fenerbahçe'de ise Emre Mor transferi artık ciddileşiyor. Resmi teklifini ilettiği ve transferin artık bitmeye yakın olduğu paylaşılmış. Fenerbahçe'deki gelişmelere de bakacağız. Trabzonspor'da da ve diğer Anadolu takımlarındaki benim gözüme çarpanları da değerlendirmeye çalışacağız. Benim bir çırpıda aklıma gelenler bunlar. Fazla reklamı da uzatmayalım, kaçırmayalım. Aradan sonra bu gelişmelerle, değerlendirmelerle karşınızda olacağız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7-18 saatlerimiz... şimdi değerlendirmelere başlayacağız. Gerçekten yine yoğun bir gün oldu. Tabii ben biraz erken yatıyorum ama ben yattıktan sonra da gece 11, 11.30, 12, 12.30 bir transfer gelişmeleri durmuyor, durdurabilmiyor. Sabah yolda gelirken ben de tweet üzerinden gelişmelere bakıyorum ama hani yattıktan sonra o kadar fazla gelişme oluyor ki artık şaşıra şaşıra bir hal oluyorum sabah programlarda. Bu bilgileri hazmetmek de kolay olmuyor. Onu söyleyeyim. Çünkü gün içinde hani bir şekilde bakıyorsun Twitter'a. Akşam notlarımı alıyorum ama yattıktan sonra da o kadar çok şey olmuş ki yine. Özellikle bu Kazımcan Karataş transferiyle beraber oradaki yaşananlar bayağı bir konuşulmuş gördüğüm. Şimdi Ümit Koşar da daha program başlamadan konuyla ilgili tweet atmış. Tabii Galatasaraylı olmayanlar bu durumdan bayağı bir rahatsız.
rahatsızlar. Galatasaraylı için ise işler yolunda gözüküyor. Çünkü Kazım Can Karataş çok potansiyelli bir oyuncu ve Galatasaray herhangi bir bedel ödemeden de ondan minimum bir sezon faydalanacak. Çıkan haberler en azından bu yönde. Ali Naci Küçük'ün haberi, Ertan Süzgün Eyüp Spor oyuncuyu kadrosuna katmış gözüküyor. Sözleşme de imzalanmış. 5 yıllık bir kontrat ama oyuncu demiş ki ben alt ligde oynamak istemiyorum. O yüzden Eyüp Spor'da Kazım Can'ı 2 yıllığına Galatasaray'a kiralamış. Eğer Süper Lig'e yükselirlerse Kazım Can'ı geri alma hakkına sahip olacakları belirtiliyor. Çok tabii ki ilginç diyeceğim ama ilginç kelimesi bu transferi tam olarak karşılar mı bilemiyorum. Ama Türkiye'de görmeye alıştığımız özellikle son dönemde Galatasaray'la Eyüp Spor arasındaki transferlere bakarsak çok da ilginç olmayan, şaşırtıcı olmayan bir gelişme. Çünkü Eyüp Spor'un başkanı Galatasaraylı Murat Özkaya hatta Yiğit Şardan aday olduğunda yönetim kurulu listesine girmiş. Onun ve işte geçtiğimiz dönemde birçok transfer var iki takım arasında yapılan. İşte son dönemde Olcan Çağlayan'ın kiralanması, Sekidika'nın oraya kiralanması. Ondan önce hatırlayacaksınız Erencan Yardımcı'nın transferi. Bunlar hep çok konuşulmuştu. Galatasaray'ın Eyüp Spor'u paravan bir kulüp gibi. Hani finansal fair play'den kaçmak için işte bu tarz gerekçelerle kullandığı söylenmişti. Kendisinin zaten iyi bir Galatasaraylı olduğu biliniyor. Hatta Dursun Özbey yönetimine bile ya da AŞ'sine de girebileceği söylenmişti. Onlar olmadı ama kendisi Galatasaray'a böyle hizmet ediyor gibi gözüküyor. Bu ne kadar tabii etik. Bu diğer takımların eleştirisini toplamaz mı? Bir şikayet gitmez mi federasyona? Bence o konuda rahatsızlıklarını da dile getirecektir diğer kulüpler. Getirecekler ama diğer kulüpler de benzer şeyler yapıyor Türkiye'de. İşte bunun önüne geçmek mümkün mü? Çok mümkün gözükmüyor. Bu biraz kişilerin ve kurumların kendi davranışlarıyla alakalı, kendi davranış yollarıyla alakalı, seçtikleri davranış yollarıyla alakalı. Dolayısıyla hani federasyona şikayet de olsa federasyonun burada çok fazla yapabileceği bir şey yok. Kağıt üzerinde her şey normal gözüküyor mu? Bir kulüp transfer yapıyor. O transferini başka bir kulübe kiralıyor. Normalde ama bir Süper Lig kulübü transfer yapıp oynaması için alt lige gönderir. Burada alt lig transfer yapıyor, şey, üst lige gönderiyor. Hiçbir şey normal değil zaten de. İşte ama tekrar söylüyorum. Bir transfer var. O transferin kiralanması var. Yani alt ligden üst lige, üst ligden alt lige, büyük takımdan küçük takıma, küçük takımdan büyük takıma, oraların hepsi tartışılır. Ama kağıt üzerinde yanlış bir şey yok. Bir oyuncu satın alma var. Oyuncu satın almayı da ondan sonra kiralama var. Zaten o senin söylediklerin işin hikaye kısmı. Yani Kazım Can alt ligde oynamak istemiyormuş. Tabii yani, canım o zaman sözleşme imzalama zaten. Sana kafana silahla sözleşme imzalatlar. O zaman Eyüp Spor anlaşma. Hani, yani. Tabii canım o hikaye oldu net. Abdülkerim'le alakalı olarak şunlar çıkmadı mı? Fenerbahçe Konya Spor'la anlaştı. Ama Fenerbahçe Abdülkerim'in maaş beklentisini karşılayamadığı için Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi. Yani bunu tersten bakarsak Eyüp Spor'la Altay anlaşabilir ama Kazım Can da diyebilir ki ben alt ligde oynamayacağım, anlaşmayacağım. Başka kulüple anlaşın. Bunlar olabilir. O yüzden o işin hikaye kısmı. Yani o işin servis edilen kısmı, oyuncu alt ligde oynamıyormuş o yüzden. Ya bu yemiyor ama kimse yani, kusura bakmasınlar da böyle yazınca biz inandık mı zannediyorlar. Yani umarım kimse inanmıyordur. Hani o hikaye kısmına. Dediğim gibi hani burada aslında çok da fazla konuşulacak bir şey yok. Çünkü şikayet edenler de zamanında benzer şeyler yaptılar. İşte son dönemde tabii Galatasaray'la Eyüp Spor arasında az önce senin verdiğin örneklerle sayısal olarak fazlalaşması da diğer taraftarları rahatsız ediyor. Ancak tekrar söylüyorum yani bu tamamen sizin kendi karar verebileceğiniz bir davranış şekli. Bunu herhangi bir yönetmelikle engelleyemiyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden siz karar vermeniz lazım. Ama ben yine işi döneceğim, dolaştıracağım, büyüklere getireceğim. Yani bunlar bence bu ülkenin bu kadar büyük kulüplerine yakışmayan şeyler. Yani Fenerbahçe yaptığı zaman da yakışmıyor. Beşiktaş yaptığı zaman da yakışmıyor. Galatasaray yaptığı zaman da yakışmıyor. Trabzonspor yaptığı zaman da yakışmıyor. Ben yakıştıramıyorum. Ama oluyor. Koskoca Galatasaray değil mi? Yani niye bu böyle bir şey tenezzül ediyorsun? Yani gidip Eyüp Spor senin adını alıyor. Senin kasandan para çıkmıyor. Sonra sana kiralıyor. Yani bu olacak iş mi? Nasıl içine sindirebiliyor? Hani Dursun Özbek yönetimi, taraftarlar, sindiren var mı bilmiyorum. İllaki vardır da. Benim içime sinmez yani böyle bir transfer operasyonu. Yapmam daha iyi. Yoksa param yoktur abi. Niye ben Eyüp Spor'u paravan olarak kullanayım ya da başka takımı kullanayım?
zamanında mesela Galatasaraylar'da benzer bir eleştiri. Türkiye içinde değil, Ertuğrul örneği geliyor akla hemen ama mesela işte Elif Elmas, Vedat Muriç için de söylemişlerdi. Hani Ali Koç İtalyan kulüplerini finanse ediyor. Öyle bu transferle bu kadar yüksek bonservisler veriliyor diyordu. Böyle bir eleştiri getiriliyordu. Şimdi ne kadar doğru bilemiyoruz tabii ki, günahları bu oyunda varsa eğer. Ama benzer şeyi belki çok daha ufak çapta Galatasaray yapıyor. O benim eleştiriyorsa bu hani, da eleştirilmeli. Harcama limiti en yüksek olan takım Galatasaray. Evet. %40 sapmalarla beraber 1,5 milyar liralık bir kaynaktan bahsediyoruz Galatasaray adına. Bunun dışında Galatasaray'da yapılan transfer yabancı bir transfer değil. Hani bazen yabancı transferle alakalı böyle çözüm için yapıyorlar. Yerli bir oyuncu. Orada bir problem yok. Ve Kazım Can'ın da genelde şu ana kadar çıkan haberlerinde böyle 20 milyon lira, 22 milyon lira, 18 milyon lira gibi böyle rakamlar çıkıyordu. Bu ne demek? İşte 1 milyon euronun çok az üzerinde bir transfer rakamı demek. Acaba neden böyle bir şey yapıldı? Onu da çok anlayamadım. Hani bu böyle 7-8 milyon euroluk bir transfer olur. O harcama limitinde ya da harcama limitleri çok keskin şekilde belirlenmişken, limitin azken, işte yabancı kuralıyla alakalı bir sıkıntım varken o yola gene başvurulmaması gerekir. Ama anlatabilirsin, açıklayabilirsin. Şimdiki mantığı çok anlayamadım açıkçası. Hani bu rakam işte 20-25 milyon, hadi olsun 30 milyon. Yani zaten 20 milyondan 30 milyona çıktığın zaman euro bazında da bir şey çıkamıyorsun. Hani öyle eskisi gibi değil. Futbol piyasası olarak yani konuşuyorsun. 400-500 evet, milyona çıkıyorsun. Çok bir şey fark etmiyor. Onu çok anlayamadım. Bu tartışma götürür. Bu tartışma devam eder. İşte rakip takım taraftarları Galatasaray'ı suçlar. Örnekleri verirler. Galatasaray taraftarlar diğer örnekleri verir. Siz yaparken iyiydi, biz yapınca mı kötü oluyor derler. Ondan sonra sen bana konuşacağına neden ötekini konuşmuyorsun derler. Biraz sonra sen telefon hattını açtığın zaman amma büyüttünüz Kazımcan olayını, 20 dakika onu konuştunuz. Neden Fenerbahçe'nin Ertuğrul'u Boluspor'a transfer ettiğini konuşmuyorsunuz gibi şeyler söylenir. Biz bunları yaşadık. O yüzden mesaj gelmiş bana, sen ne biçim Galatasaraylısın diye mesela, Eşref'i yani seçemediniz işte, aynen, bunlar, diye. Tabii ki bunlar olacak. Bunlar olacak. Normal şeyler bunlar, evet. Buraya tepkiler. Ama bizim konuşmamız için engel değil. Mesela yurt dışında kulüpler nasıl diyeyim, futbol kulüp ağı oluşturuyorlar. Mesela City grubun yaptığı gibi. Yani İngiltere'de Manchester City, işte Belçika'da onların mıydı bilmiyorum da Lommel, işte İspanya'da Girona. Mesela en son biliyorsun Palermo'yu aldılar. Palermo ile ilgili hani İtalya'da bile. Palermo'yu aldılar. 12 ya da 13 kulüp oldu. İşte Red Bull yapılanması öyle. Amerika'da bir takım var. Brezilya'da var. Avusturya'da var. Almanya'da var. Var oğlu var. Uzak Doğu'da da var. Avustralya'da da var. Bu saydığımız işte City Football Group, Red Bull falan. Mesela bir yere transfer yapamıyorsun. O işte mevzuat gereği yasaklanmış işte ya da çok genç olduğu için diğer bağlı kulübüne yaptırıyorsun. Mesela City kendi yapamıyor, Girona'ya yaptırıyor. Orada pişerse tekrar City'ye gidiyor vesaire ama bu da belki çok etik değil ama en azından orada bir bağ olduğunu biliyorsun. Yani o City'nin takımı ve bunu bir şekilde uydurabiliyorsun ama Galatasaray'la Eyüp Spor arasında böyle bir bağ, bir anlaşma, bir bu FM'de geçer affiliated club, sana bağlı bir kulüp mü Eyüp Spor? Yoksa herhangi alelade bir kulüp mü? Alelade bir kulüp değil mi? Şu anda öyle sadece bir kulüp başkanı... ama işte başkanı iyi bir Galatasaraylı olduğu için o da Galatasaray'a bu şekilde yardım ediyor. Evet işte. Bu... Yani Türk usulü bağlı kulüp. Aynen. Hani senin söylediğin gibi bir yapılanma yok, bir organizasyon yok. Türk usulü böyle bağlı bir kulüp. Yarın öbür gün başka bir kulübün başkanı da başka bir kulübe yardım edebilir. Ya o zaman böyle yapacaksa kendi bıraksın Eyüp Spor'u, gelsin Galatasaray'da görev alsın. Yani bu kadar, madem Galatasaray'ı seviyor, Galatasaray'ın çıkarları için hareket ediyor, ne işi var Eyüp Spor'da? Yani bilemiyorum. Bırak, hani motivasyonu dışarıdan Erden Timur gibi destek ver. Motivasyonun ne olduğunu bilemiyorum ama bu işte pilot takım uygulamasının zaten bizim kulüplerin büyüklüğüyle beraber olması gerektiğini defalarca konuştuk, defalarca anlattık. İşte sen daha geçen gün Galatasaray'da bir altyapı oyuncusundan bahsederken Nida Anadolu'dan bahsettin. Aydın, işte ligden düştüğünden, sağlığının çok kötü olduğundan bahsettin. Hani Nida Anadolu'nun zaten normalde işlemeyecek bir sistem olduğunu da burada anlatmaya çalışmıştık.
o kadar uzak mesafede o organizasyonu, hani kulüpler daha burada kendi organizasyonlarını beceremezken Niğde İstanbul arasında bir organizasyon çok hayal gibi gözüküyordu. Ama artık yavaş yavaş biraz daha onlardan beklediğimiz büyük kulüplere yakışır düzenlemeleri yapmaları gerekiyor. Biraz daha çağı yakalamaları gerekiyor. İşte dün Erden Timur özellikle yurt dışında kulüp ortaklıklarından bahsetti. Hakikaten bunlar öyle çok atla deve imkansız işler değil ama ne yazık ki bu zaman zaman Türkiye'de gündeme gelse de yöneticiler böyle şeyleri söylüyorlar. Tabii hoşlarına gidiyor, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye, ama ne takip ediliyor, ne bir daha soruluyor, ne de o planın sonu getiriliyor. Öyle sadece bir basın toplantısında işte basına güzel böyle ağdalı sözler söylerken geçirilmiş birkaç cümle olarak kalıyor. Yoksa ben gerçekten kalpten inanıyorum. Yani bizim kulüplerin dört büyüğün elindeki güçle, imkanlarıyla yapamayacakları işler değil. Ama bana niyetten bahsetmen lazım. Niyet yok. Bu daha kolay bir yol mesela. Tabii canım. Bu yani ikili ilişkiler üzerinden daha kolay bir yol. Şimdi tabii buradan Kazımcan'ın kendisinden çıkıp transfer sürecine girdik biz, ama işin futbolcu boyutunu da değerlendirecek olursak Kazımcan Altay'da ağırlıklı olarak sol bek oynamış. Hatta sezon içinde 7-8 maçı da sol kanat olarak oynamış bir oyuncu. Yani hücum özellikleri de olan ama bunu tabii çok istatistiğe de yansıtamamış. 23 maçta 1436 dakikada golü yok, 2 asisti var sadece Kazımcan, ama çok potansiyelli. Bu programı da düzenli dinliyorsanız, benim de ligde sol bek deyince genç ve potansiyelli olarak gördüğüm 3 oyuncudan biriydi. Eren, Cemali ve Kazımcan. Kazımcan biraz daha geride kalmıştı isim olarak diğer iki oyuncunun, ama o da şimdi görüyorsunuz işte Beşiktaş'ın ilgisi, Galatasaray'ın ilgisi. Çünkü ligde bu kadar potansiyel, işte Eren'i zaten Trabzon aldı. Cemali Başakşehir'in oyuncusu. Elde bir tek Kazımcan kalıyordu. Takımların ilgisi de normal. Şimdi Galatasaray'a geliyor diye düşünürsek, haberler doğruysa İpspor'dan Galatasaray'a kiralanması, Galatasaray acaba onu nasıl kullanacak? Orada nasıl bir planlaması olacak? Sol bekte falan oldu. Geçen sezon önemli bir yatırım yapıldı. Yüksekte bir maliyeti var. Çok deli eleştirilmişti Fatih Terim döneminde. Yani hücum katkısı çok iyiydi. Ama işi savunmaya gelince aynı performansı göremiyorduk. Torrent'le birlikte daha dengeli bir performans gördük. Bu sefer hücum kısmı eksildi. Hani savunma kısmı nispeten gelişti diyebilirsin, ama her zaman tartışıldı Fananot. Beklenti yüksekti çünkü. Acaba o gidecek mi, yoksa ona alternatif olarak düşünülen bir oyuncu mu Kazımcan Karataş? Bir de elde Ömer Bayram var. Hatta Süleyman Rüş genç takımdan kiraya gönderilmişti Bandırma Spor'a. O geri dönüyor. O da hep Galatasaray'da oynaması beklenen sol beklerden biriydi. Bir türlü şans bulamadı. Oradaki rotasyonu da merak ediyorum. Herhalde böyle bir sezonda Kazımcan'ı birinci sol bek opsiyonu da yapmayacaktır Galatasaray. Yani bence yapsa problem değil de bu şampiyonluk hedeflenen, işte 100. yılı ülkemizin, işte her alanda şampiyonluk isteyen bir başkan sol bekte Kazımcan'ı birinci opsiyon yapmayacaktır. Rotasyona yerli olarak düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Ön tarafta oynaması da ya da oynayabilmesi de onun için ve Galatasaray için bir avantaj. Ve Ömer Bayram'la da tahminen yollar ayrılacaktır. Onun da çünkü adı transferde böyle birkaç kulüple geçiyor. Şu an adı hangi kulüple geçmişti unuttum, ama okumuştum dün bir haber Ömer Bayram'la ilgili. Bakalım Kazımcan orada nasıl olacak. Tabii şu anda ben olsam Kazımcan'ın yerinde, yani seçme hakkım olsa, Beşiktaş'ta forma giyme şansım daha yüksek olurdu. Değil mi? Yani Rıdvan'ın gittiği senaryoda Umut Meraş varken, hani bir tarafta da Fanolt var. O düzen sanki hem kanat beki, çünkü hücumcu özelliğini de ön plana çıkartabilirsin. Net bir bek de değil. Beşiktaş daha makul olurdu. Beşiktaş'ın da ilgilendiğini biliyorduk, ama demek ki pek söz hakkı kalmamış Kazımcan'a. O da Eyüpspor üzerinden Galatasaray'ı tercih etmiş. Şimdi Türkiye'de bir sezon parlayan, büyük takım potansiyeli taşıyan, büyük takıma geldiği zaman başarılı olma ihtimali konuşulan, işte övülen, gündemde olan oyuncu sayısı çok fazla değil. Böyle olunca bu görüşmelerin uzaması da bana çok garip geliyor. Bunu Beşiktaş açısından söylüyorum. Neden Beşiktaş açısından söylüyorum? İşte Kazımcan transferinde Beşiktaş sonlandırmaya yakın deniyordu. İşte Kazımcan Beşiktaş'a yakın. Şu bu, bir sürü şey konuşuluyordu.
Şimdi mesela Beşiktaş'ta Kazım Can'a ilgi varken, yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un da Kazım Can'a belki ihtiyacı var, belki ihtiyacı yok ama ilgi duyması normal. Yani bu Abdülkerim Bardakçı transferi gibi. Kimisinin ihtiyacı var, kimisinin daha çok ihtiyacı var ama parlayan bir oyuncu ve doğal olarak takımlarda ona ilgi gösteriyorlar. Demek istediğim, yani bu transfer görüşmelerinde böyle 8 tura falan ben katlanamıyorum Mert. Yani eğer bir oyuncuyla, bir kulüple görüşüyorsan, aradaki fark mesela Kazım Can transferinde ne kadar olabilir de sen o hamleyi yapmayıp dur bir dakika bizim istediğimize gelecekler, daha şey yapacağız diye bu süreyi uzatarak böyle Türkiye'de transferleri kaçırıyorsun ya da tamamlayamıyorsun. Türkiye içi için bence garip senaryolar. Bu kadar uzaması bu işlerin. Hani bir kulüp çok yakın olarak gösteriliyor. Sonra bir bakıyorsun seni işte birinci ligden bir kulüp gelip geçebiliyor. O transferi yapabiliyor. Tabii bu tırnak içinde söylüyorum birinci ligden kulüp olarak. Yani nasıl olduğu belli de. O bakımdan da garipsiyorum. Mesela Fenerbahçe'yi de dün garipsedim. Hani sen zor olan kısmı atlatmışsın. Kulübüyle anlaşmışsın. Yani Abdülkerim'le eğer haberler doğruysa hani ne kadar büyük bir fark olabilir de bu transferi riske atıyorsun. Çünkü bu tarz durumlarda senin alamamanın yanında bir de iyi oyuncuyu rakibe veriyorsun. Aslında çarpı iki gibi bir durum var. Şimdi sen bir tek oyuncuyla ilgilenirsin. Oyuncu yurt dışındadır. Sen almazsın. Gider başka bir kulübe gider. Ne bileyim Palermo'ya gider. Palermo'yla başladık. Palermo'yla devam edelim. O zaman en azından rakibine gitmiyor. Tamam, sen transferi gerçekleştiremedin. Listen de bir basamak aşağı düşüyorsun. Ama burada oyuncuya gittin. Oyuncu az. Yerli oyuncu. İlgi var. Sen oyuncuyu alamadığın noktada direkt rakibine gidiyor. Ve oyuncu da o konuşulan potansiyelini gerçekleştirirse senin için ciddi bir dezavantaj oluyor. Ama işte orada da daha fazla para çıkıyor kasandan. Sonuçta hani kulüpler vermiyor. Fenerbahçe anlaşamıyor ama çok da kötü bir şey mi yapıyor? Mesela kendi kulüp bütçesi açısından. Ama işte adam çok uçuk bir rakam istedi mesela. Niye uçuk, versin? Çok uçuk bir rakam zannetmiyorum ben de. Nasıl artık anlaşamaz abi Fenerbahçe? İşte ben de onu merak ediyorum için zaten. Ama mesela Abdülkadir Abdülkerim hani yıllık 3 milyon euro mu isteyecek? Mesela öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. O kadar hani konuşulan rakamların, aradaki rakamların çok çok böyle imkansız rakamlar olduğunu zannetmiyorum. Mesela Beşiktaş'la 6 arasındaki bonservis pazarlığında da ben aynı şeyi düşünüyorum. Mutlaka fark var, anlıyorum. Ama böyle bu iş yani 15-20 gün sallayacak, uzatacak öyle bir durum olduğunu da pek inanmıyorum açıkçası. Yani ben kulüp bütçeleri çok kötü olduğu için en ufak karın önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden pazarlıkların uzaması bence ama anormal değil. Hangi kulüplerden bahsediyorsun? İşte bu milyar TL borcu olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan bahsediyor. O milyar TL borcu saçma sapan transferlerle dağıtan kulüplerden bahsediyorsun. Hangi mesela kulüpler hangi tasarrufu yapıyorlar da burada işte o tasarrufa gitmeye çalışıyor. Ama bir yerde de yapması lazım. Ben ama o yüzden yapmıyorlar ki. Genel olarak yapsalar, şimdi genel olarak bir politikalar olsa ve ona uysalar, tamam son yıllarda biraz daha yapmaya çalışıyorlar ama genel olarak baktığın zaman yanından bile geçmiyorlar. Yanından bile geçmedikleri noktada da bana garip geliyor. Sen normal diyorsun. Ben normal ya, bu devirde en ufak 1 milyon TL indirebilsem kârdır. 1 milyon TL yani Ali abi bizim için çok kolay çıkıyor ağzımızdan ama 1 milyon TL gerçekten çok önemli para. Tamam, yani 1 milyon TL önemli da para. Sen 1 milyon TL'yi orada vermiyorsun, sonra başka yerde senden 6 milyon TL olarak çıkıyor. Benim anlatmaya çalıştığım şey o. 1 milyon TL'yi verme, kabul. Ama 1 milyon TL'yi vermediğin noktada öteki transferde dur onu alamadık, bu kez şunu alalım diye, bunu da kaçırmayalım diye daha fazlasını veriyorsun. Ama işte sürekli hata yapmak değil de hani bir yerde hata yap, o zaten yapıyorsun. En azından bir yerde de doğruyu yap ya da kulüp bütçeni düşünerek hareket et. Hani hiç düşünmemek için hareket etmekten ben daha iyi olarak düşünüyorum. 7.38 saatlerimiz, Kazım Can'la giriş yaptık. Uzun uzadıya konuştuk süreci. Araya gidelim, aradan sonra buradayız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Y-
7.45 saatlerimiz, transferlerden bahsediyorduk en son olarak da Kazımcan Karataş'ı konuşmuştuk. Dün Gedson Fernandes transferi de resmi olarak açıklandı. Aslında girişte de benzer şey söyledim zaten. Açıklanmıştı Ocak döneminde. Fakat sonrasında çıkan haberler Gedson'un Beşiktaş'ta oynamayacağı, Galatasaray'a gideceği bu yönde bayağı ciddi şekilde haberler yapıldı. Televizyon yayınlarında bu yönde bilgi verenler olmuştu. Beşiktaşlar da hani içten içe acaba olmuyor mu diye düşünmüştü ama Ahmet Nur Çebi bu tarz çıkan haberler sonrası sorulan sorularda gayet emindi kendinden. Transfer sezonu açıldığında biz de resmi olarak açıklayacağız demişti. O gün ufak bir paylaşım geldi ama dün resmi olarak Gedson Fernandes de imzayı attı. Beşiktaş kulübünden de konuyla ilgili videolu bir paylaşım geldi. Tabii videolu paylaşımı hala bir bilmiyorum izledim mi ama içinde mesela Galatasaraylıların hoşuna gitmeyecek şeyler vardı. Çaykur forması giyerken Galatasaray attığı golün resmini çizerken Gedson Fernandes orada görüntülendi. Burada illaki hani sonuçta Galatasaray'ın alacağı söylendiği için Beşiktaş'ta bir gönderme yapma ihtiyacı hissetti ki bir önceki paylaşımı da 19.05'te yapmıştı. Dün 19.03'te yaptı. Bilmiyorum, bana böyle çocukça geliyor artık bu tarz şeyler. Abi seviyordun sen göndermeleri kulüplerin birbirine. Yok, kötü değil ama çocukça. En azından bir küfür yok, bir şey yok tabii ki. Bir aşağılayıcı bir şey yok ama gerek var mı? Vaz mı geçtin artık? Vazgeçtim şu anda, hiç bence hiç öyle bir şeye gerek yok. Benim hoşuma gitmedi görünce bu tarz şeyler. Hoşuma artık gitmiyor. Yani bunlar yapılıyor. Bunu neden yapıyorlar? İşte çünkü Galatasaray'ın elinden alınan bir oyuncu. Ondan sonra Çaykur Rizespor'a kiralandıktan sonra acaba Beşiktaş gerçekten almadı, Galatasaray'a gider mi? İşte söylentisinin yayıldığı bir oyuncu. İşte iyi bir oyuncu, Galatasaray taraftarlarının sevdiği bir oyuncu. O yüzden de transfer açıklamalarında bir değil iki kere Galatasaray'a gönderme yapıyor Beşiktaş. Bu hemen hemen her kulübün böyle transferlerde yaptığı bir yol. Beni çok şey yapmıyor, garipse yani, ne garipsiyorum ne öyle çok rahatsız ediyor, ne baktığım zaman hoşuma gidiyor. Ama işte Beşiktaş'a hani transfer oluyor mesela, Çaykur Rizespor formasıyla gol attığı, Galatasaray'a gol attığı şeyin resmedilmesinin Beşiktaş'la bir alakası. Galatasaray'la alakası var işte. İşte niye onun üzerinden? Çünkü Galatasaray'ın elinden aldı Beşiktaş oyuncuyu. Tamam, motivasyon anlıyorum da yine de yani büyük takımların kendi büyüklüklerini böyle şeylerle göstermeye çalışması bence garip. Zaten Beşiktaş büyük bir kulüp. Gedson'un da tercih edebileceği bir kulüp. Böyle yaparak kendini kanıtlamaya çalışıyor gibi hissediyorum ben. Hiç gerek yok. Sen zaten büyüksün. Seni transfer etmese de Gedson, seni tercih etmese de büyüksün. Senin büyüklüğünden bir şey götürmez ki transfer yapamıyorsun. Bugün Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye gidecek belki. Kazımcan'ı Eyüp aldı, Beşiktaş alamadı. Şimdi Beşiktaş küçük kulüp mü diyeceğim ben Kazımcan'ı alamadı. Küçük büyük kulüple alakası yok. Ya da niye böyle bir yarışa giriliyor diğer i̇şte o zaman küçük büyük kulüp olmakla alakası yok. Bunun taraftarların hoşuna gidiyor bu işler. Yani sen 10 tane transfer yap. Bu 10 tane transfer içerisinde tek bir transfer sezonundan bahsediyorum. Örnek olarak söylüyorum. 10 tane transfer yap. 9'unu herhangi bir rakibinle rekabete girmeden al, getir. 10. oyuncuyu atıyorum Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın elinden al. O her zaman için en fazla ses getiren, en fazla taraftarın hoşuna giden transfer oluyor. Belki yaptığın diğer oyuncu transferlerinde çok daha iyi oyuncular almışsın, getirmişsin. Öteki aldığın oyuncu belki vasat bir oyuncu ama senin elinden alırsam taraftarlar mest oluyor. Bu tamamen taraftarlık duygusuyla alakalı bir durum. Geçmişte defalarca oldu. Ve kulüpler de o transferi yaptıktan sonra işte günümüzdeki sosyal medya etkileşimleriyle beraber onu kullanmak istiyorlar. Onun üzerine gitmek istiyorlar. Yoksa bunun büyük kulüp, küçük kulüp olmakla, büyüklüğünü göstermekle, işte o şekilde davranmakla bana sorarsan pek bir alakası yok. Orada taraftarın duygusuna oynuyorlar. O taraftarın hissettiği işte gurur duygusunu daha fazla katlamaya çalışıyorlar bu sosyal medya
paylaşımlarıyla, bu yaptıklarıyla yarın öbür gün Beşiktaş'ta bir transferde rakiplerin gerisinde kaldığı zaman büyük ihtimalle Beşiktaş'a da bir gönderme gelecek. Ötekini nasıl karşıladıysan onu da öyle karşılaman gerekiyor. Yani burada kulüplerinde çok böyle hani kızacağı ya da taraftarlarında çok kızacağı bir şey yok. Bakıp geçeceksin. Sonuçta senin dediğin gibi ne bir küfür var, ne bir aşağılama var. Orada bir gönderme var. O göndermeyi de öyle yapmışlar diyeceksin. Geçeceksin. Kimi kulüpler çok güzel yapıyorlar. Kimi kulüpler zekice yapıyorlar, esprili şekilde yapıyorlar. İzlediğin zaman böyle suratında bir gülümseme oluşturuyor. Kimi kulüpler biraz daha yavan yapıyorlar, biraz daha klasik yapıyorlar. O da kişilerin tercihine göre değişiyor. Senin için hani daha göre değişiyor. İyiye yakın bir örnek o zaman Getson'un açıklanması. Ne gibi? İyiye yakın bir örnek. Yok, yani hani bu sosyal medya kullanımı. Böyle çok izlediğim zaman bir şey hissettirmedi bana yani. Suratımda bir gülümseme oluşturmadı, çok bir espri göremedim Getson açıklamasında, ama az önce anlatmaya çalıştım. Yani bu taraftar bunu seviyor. Taraftar bunu sevince kulüp de diyor ki niye kullanmayayım? Evet, doğru. Türkiye'de bu tavsiyeler çok seviliyor ama işte gelirken çok sevilen şeyler giderken de aynı hissiyatı yaratmıyor. Ben taraftarın bir türlü bunu öğrenemediğini düşünüyorum. Yoksa bunlar yapılacak, devam edecek. Bu son değil zaten Getson için yapılan ama her zaman da buna bakmamak lazım. 4+1 yıllık bir sözleşme imzalandı dün. Beşiktaş'ın açıklaması bu şekilde. Getson da ufak bir açıklamada bulunmuş. Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun süredir buraya gelmek istiyordum ve sonunda buradayım. Buradaki her anımın keyfini çıkarmak istiyorum. Takımıma yardımcı olmak, taraftarlarımızı mutlu etmek için buradayım. Her zamanki gibi forma numarası olarak 83'ü tercih edeceğim. Onu değiştiremem. Beşiktaş taraftarını göreceği için çok heyecanlıyım. Umarım her zaman olduğu gibi bu sezonda taraftarlarımız takımımızı desteklemeye devam ederler. Beşiktaş formasıyla kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum. Bence bu kısmı güzel. Türkçe öğrenmek istiyorum. Çünkü benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu güzel. Oyuncunun da buraya daha bağlı hissettiğini bence gösteren bir detay. Mesela geçen sezon burada birkaç kez de söyledik. Dansville'in bu kadar kısa sürede Türkçe öğrenmeye başlaması bence güzel bir jestti. Şimdi de Trabzonspor'da devam ediyor. Gittiğin ligin onun dilini öğrenmek, bence oradaki hayata adapte olmak, takıma da adapte olmak, oradaki çalışanlarla, yerli, yabancı dil bilmeyen takım arkadaşlarını anlaşmak için böyle ufak tefek şeyleri en azından, yani biz benim gibi konuş demiyorum hiçbir yabancı futbolcu ama basit futbolla ilgili, işte tesiste ihtiyaçlarınla ilgili, markete gittiğinde kendi alışverişini kendi yapabilecek şekilde o kadar öğrensen de yeterli. Böyle sular seller gibi konuşmasına da gerek yok. En sonunda bu yönde çalışma yapacağını net bir şekilde söylemiş. Bu da bence güzel bir detaydı. Artık şimdi tabii onu sahada görmek zamanı yaklaşıyor. Kafamızdaki 11'de Getson Beşiktaş'ta çok önemli bir parça olacak Josef'le beraber orta sahada. Ondan fazlaca gol ve asist katkısı da beklenecek. Çünkü işte üçlü savunmaları bir süreden beri konuşuyoruz. Hücumdaki oyuncu sayısı normale göre bir eksik gibi düşünebilirsin. Ya da hücumdaki oyuncu sayısı fazla olsa bile oradaki oyuncuların profilleri daha savunma ağırlıklı oluyor. O yüzden merkezden 8 numaradan gol katkısının normale göre biraz daha fazla olması lazım. Getson bakalım bu beklentileri karşılayabilecek mi? Onun haricinde zaten saha içinde öyle çok fazla problem yaşamadığını da gördük. Rizespor macerası olağanüstü başlamıştı. Fizik olarak ligin çok üstünde bir performans göstermişti. Ki uzun zaman oynamamıştı Getson Fernandez Benfica'da. Ona rağmen çok hazır gelmişti. Şimdi bir de kamp yemiş bir hazırlık maçlarında oynamış bir Getson'da eminim Rize'dekinden daha iyi bir performans gösterecektir. Beşiktaş için önemli bir gelişme. Tabii Beşiktaş demişken dünden bu yana başka transfer haberleri daha var. Ama saatlerimiz de 7.54 olmuş. Şimdi başlarsak orada reklamı daha da uzatacağız. Reklama gidelim. Reklamdan sonra bu diğer haberleri değerlendirelim Beşiktaş'la ilgili. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Yeni saatteyiz. Beşiktaş'tan devam edeceğimizi söylemiştik. Beşiktaş'ta Getson Fernandez transferi resmileşti. Tabii önemli bir
takviye orta sahada ligin. Galatasaray'da aslında ilk 5-6 maçta çok iyi performans göstermeyip sonrasında toparlamıştı. Ama Rize Spor'a başlangıcı olağanüstüydü takım. Biraz daha belki iyi olsa daha da farklı görebilirdik onu. Şimdi Beşiktaş formasıyla bakalım asıl potansiyeline ulaşabilecek mi? Çünkü Benfica'dayken birçok takımın gündemine gelmiş. İşte Tottenham macerası yaşamış potansiyelli bir oyuncuydu. Şimdi Beşiktaş'ta yeni bir döneme başlayacak. Roman Saiz yine bir başka önemli transferi Beşiktaş'ın ve artık bu transferlere ek olarak taraftarlar golcü bekliyor. Çünkü takımda golcü kalmadı. 9 numarası yok şu anda. O yüzden o transfer öncelikli ve Weghorst tekrar gündemin ilk maddelerine yerleşmiş. Dün Sercan Dikme, A-Spor Beşiktaş muhabiri konuyla ilgili artık durumun olumluya döndüğünü paylaştı. Çünkü Weghorst'un beklediği teklifleri alamadığını, işte Dortmund halleri alıyor, Frankfurt Borre ile devam etme kararı almış veya başka bir oyuncu daha gündemdeydi ama Weghorst listenin alt sıralarına düşmüş. O yüzden elinde teklif kalmayan Weghorst'un tekrar Beşiktaş'a döndüğü ve bu teklifi artık daha sıcak baktığı yazılmış. Hatta yine kendisini paylaştı. Bilmiyorum Sercan Dikmen'in ama gördüğüm Beşiktaş yönetimi de bu transferin %51 ihtimalle biteceğini düşünüyormuş. Yani eskisi kadar karamsar değiller. Belki bu son dönemdeki taktik işe yaradı. İşte Seferovic'tir, Arnautovic'tir, Lukayovic'tir, bu tarz isimler ortaya atılmıştı ve bu haberlerden birkaç gün sonra tekrar Weghorst'un Beşiktaş'a yakın olduğunu görüyoruz. Çünkü biz de ertesi gün bir haber yapmıştık. Bu liste, bu isimler Valerian İsmail listesinde yok diye. Yani Ahmet Nurçebi ortaya attı ama İsmail ne Arnautovic'i istiyor ne işte Seferovic'i istiyor. Onun istediği oyuncular belli. Weghorst, Sörloth gibi oyuncular onun listesine denmişti. Şimdi işler pozitife dönmüş durumda. Tabii bununla birlikte dün NTV Spor'da da Cenk Tosun haberi çıktı. Cenk Tosun da 2 yıllık sözleşme imzalanacağı çok net bir dille yazılmış. Aslında uzun süredir Cenk Tosun'la ilgili bir haber okumuyorduk. Görüşmeler ne alemde? Arada soruluyordu tabii Ahmet Nurçebi ama o da net bir şey söylemiyordu. Şimdi çıkan haber 2 yıllık sözleşme imzalanacağı şeklinde. Bonservis'te elinde sonuçta. Herhangi bir kulübü ikna etmesine de gerek yok Beşiktaş'ın. Cenk Tosun'un da Türkiye'de herhalde Beşiktaş'tan başka bir kulüpte oynama gibi bir isteği de yok. Avrupa'dan belki teklif bekliyor olabilirdi. Ama o da herhalde gelmedi ki Cenk Tosun Beşiktaş'ın teklifini şu anda daha sıcak bakıyor. Cenk Tosun'un bugün Beşiktaş'tan 3 milyon euro istediğine dair Allah Allah. Bir haber okudum. Fanatik'te bir bölümdü galiba. Bir yıllık mı iki yıllık sözleşme karşılığında mı? Zannedersem bonservis elinde olduğu için işin içinde imza parası da var. Beşiktaş da bunun yarısını teklif etti. O yüzden görüşmeler durdu demiş. Ama dün aynen senin dediğin gibi NTV Spor özel bir haber yaptı Cenk Tosun Beşiktaş'a yakın diye. Aslında Cenk Tosun Beşiktaş flörtü yeni bir flört değil. Çok uzun süredir gündemde ve iki tarafta aslında bu transferden fayda sağlayacak gibi gözüküyor. Şimdi Beşiktaş'ta Cenk Tosun iyi dönemlerinde sol ön tarafta da oynadı. Yani santrafora yakın pozisyonda. Orada iyi işler yaptı, etkili oldu, goller attı. Beşiktaş'ın mevcut düzeninde işte özellikle o dörtlü dizildikten sonra goller nereden gelecek sorusunda Gezel'in zaten yeri garanti. Bir tane santrafor gelecek, artık kim gelecekse ve sol önünde Beşiktaş ya takım içerisinde ya da transferle bir çare bulmaya çalışacak. Şimdi sol önde oynayan oyuncunun böyle forvet santrafor karışımı Cenk gibi biraz daha santrafora yakın o bölgede oynamış ve golcü bir oyuncu olması bana göre Beşiktaş'ın bazı sorunlarını çözer. Her sorunu çözmez ama bazı sorunları çözer diye düşünüyorum. Çünkü Cenk sağlıklı olabildiği sürece etkili bir skorer, etkili bir oyuncu. Yaşı da sadece 30 aslında. Yani Cenk'e bakarsak öyle 33-34 yaşında olan bir oyuncu değil. Daha verebileceği şeyler var. Yeter ki o yaşadığı ağır sakatlıklardan bir kez daha yaşamasın, Allah korusun. O yüzden de hani Cenk Tosun, yabancı santrafor Gezal üçlüsü en azından bir şeyler üretebilir, bir şeyler çıkartabilir diye düşünüyorum. Hele bir de Cenk Tosun işte zamanında Abubakar'la yakaladığı uyumu işte Gomez'le de oynadı galiba değil mi? Tabii tabii. Gomez'le de oynadı. İşte Gomez'le yakaladığı uyumu yakalayabilirse
Cenk Tosun. O zaman daha da iyi olur. Çünkü Beşiktaş'ın yani şu düzeninde dediğim gibi skorere ihtiyacı var. Hatta bir skorere değil, skorerlere ihtiyacı var. Beşiktaş Gezal'den gol katkısı alacak ama asıl katkısı Gezal'in asist olacak. O Gezal'in iyi paslarını değerlendirebilecek oyuncular da işte Cenk Tosun gibi ve kaliteli bir yabancı santrafor gibi oyuncular olacak. Dolayısıyla ben Cenk Tosun ve Beşiktaş flörtünün iki taraf için de hayırlı olduğunu düşünmekteyim. Bir de tabii Cenk Tosun'u alıp düzenli olarak kullanabilirsen ileride bir yerli oyuncu kullandığın için 8 artı 3'te de sana bir katkısı oluyor. Çünkü genelde savunma hattı ve işte orta sahada kullanılıp hücum oyuncuları yabancı oluyor. Orada bir yerli monte edebilmek az da olsa sana bazı noktalarda bir nefes alma fırsatı verebilir ki Beşiktaş iki tane de Rıdvan ve Ersin gibi yerli oyuncusunu kaybetmek üzere. Bu arada sana soracaktım, aklımdaydı. Şimdi başka bir konuya geçiyorum izninle. Tabii. Rıdvan konusu bitecek, bitiyor. İşte çok az kaldı diyorlardı bu hafta için. Cuma'ya geldik. Henüz bir hareket yok. Bir terslik görüyor musun? He, bu işin uzmanı olarak bana soruyorsun. Evet, bu işin uzmanı olarak sana soruyorum. Çünkü ben bir terslik görmedim. Yani öyle düşünmedim en azından. Çok rahatlardı. Çok emindi çünkü Beşiktaş cephesi kendinden. Frankfurt'taki CEO da biz Rıdvan'ı işte kısa vadeli düşünmüyoruz. Hemen çok şey beklemiyoruz dediği için hani o da çok bitmiş gibi konuştuğu için öyle hiç aklıma bile gelmedi. Hani o konuda. Evet. Benim de şu aklıma geldi sonra sen acaba onu mu soracaksın diye düşündüm. Şimdi Rıdvan gidiyor. İşte Eren Elmalı'yı Trabzonspor aldı. Kazımcan'ı şimdi Galatasaray'la. Beşiktaş o bölgeye yerli olarak kimi alabilir ya da kimle takviye edebilir? Hani transfer yapacaksa eğer. Hani takım içinden de Kenan'la Enkudu'yu da doldurabilir ama o bölgenin oyuncuları değil. Öyle bir soru soracaksın diye bekledim. Bir yandan onu düşünüyordum. Acaba ligde başka kim olabilir oraya diye ya da alttan bir oyuncu gelir mi diye. Mesela alttan bir oyuncu geliyor. Şimdi geldi aklıma. Ahmet Gülay. Alanyaspor'a kiralık gönderilen isim. 2 senelik kiralık vermişti. Şimdi dönüyor mu dönmüyor mu acaba kendisi? Bilemiyorum. Onu da merak ediyorum. Çünkü onu Ceyhun Kazancı'ya sormam. 2 yani. Artı 2 yıl hatta dendi sonrasında. 4 yıl. Yani bonservisi de sanki verildi. O dönem çok taviz verilmişti çünkü Alanyaspor'a. Wellington transferinde. Ahmet de o zaman gitmişti. 2003 doğumlu da Kazımcan'la yaşıt. O geliyordu aklıma. Aslında bir çözümü var Beşiktaş'ın. Ama belli ki Kazımcan'ı istediğine göre Ahmet Gülay'dan ya umudu yok performans olarak ya da çağıramıyor geri. Değil mi? Senin elinde Ahmet Gülay varken çok potansiyelli bir oyuncu Ahmet. Niye? Belki de beğenilmiyor. Beğenilmiyor mu? Vallahi yarın öbür gün beğenilmiyor denebilir. Çünkü şimdi bugün de Milliyet'te Serdar Sarı'dan bir haberi var. Dün alt takımın santrforu Koray Yağcı ayrıldı. Beşiktaş'tan Hatayspor'a gitti. Ve haber de şöyle yapılmış Serdar Sarıdağ tarafından. Hani tepki çekti bu ayrılık camiada çünkü santrforda da oyuncun yok senin. Bir de genç takımın en potansiyelli oyuncularından birini kaybediyorsun. Bedavaya gidiyor oyuncu. Ama 19 yaşındaki oyuncunun akademi ve üst yapıdaki teknik adamların raporları doğrultusunda A takım kadrosuna alınmadığı belirlendi. Ha, olabilir. Yani bunu tabii ki olabilir. Ama bir yandan da hani yönetim elinden kaçırmadı. Biz bilerek serbest bıraktık. Hani yönetim eleştirilmesin diye evet. De yapılabilir. Tabii öyle zamanda. Bir haber de olabilir. Ahmet ama için de aynısı olabilir. Ha, burada bir telefon. Telefon nereden geliyor? Mehmet burada telefon ne iş var? Burada telefon var Mehmet. Burada telefon. Ali abi sen kaldır istiyorsan da Mehmet o gelerek geliyor mu? Güzel müzik ama. Evet. Güzel bir ses telefon. Şok olduk biz burada ikimiz. Ama hani stüdyoda alışık olmadığımız bir ses. Evet. Şimdi Beşiktaş açısından dediğin de olabilir tamamen. Bununla beraber şuna da alışmak gerekiyor. Her altyapı oyuncusu üst takımda yani kendi üst takımında oynamayabilir. Evet ama bu kadar potansiyelli gözüken istatistiği çok olan. Bir dakika. Olabilir. Sen beğenmeyebilirsin. Oynatmayabilirsin. Ama bu oyuncuyu bedava kaçıracağın anlamına gelmiyor. Bu bir kere saçma. Yani sen oyuncuyla yine anlaşmanı yap. Ondan sonra tamam de biz seni belki ona başka bir takımda biraz daha süre ver olgunlaşması için. Çünkü bazen öyle de oluyor. Yani oyuncu yaşıtları kadar gelişemiyor ya da
gelişmesi gereken noktada gelişimi duruyor. A takım seviyesi için yetersiz gözüküyor. Ondan sonra gidiyor başka bir takıma. Kendine geliyor ve mevcut potansiyelini ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bu yaştaki hiçbir oyuncu bir anda elini tersiyle itebileceğin bir oyuncu değil. Sana o an fayda vermeyecek gibi gözükürken bir sene kiralıkla beraber başka bir seviyeye çıkabilir kendi adına. Örneği göstereyim mi? Yunus Akgün. Evet. Net Yunus Akgün değil mesela. Tam bahsettiğin işte. Oyuncu. Yani Galatasaray'da hiç ümidi yoktu Galatasaray'ın, attı kiraya gönderdi. Bugün kurtarıcı gözüyle bakılıyor Yunus Akgün. Dolayısıyla hani Beşiktaş yönetimi, teknik heyeti şu an yeterli görmüyor olabilir. Anlarım. Doğru olabilir haber %100. Senin dediğin gibi de olabilir. Ama niye bedava kaçırıyorsun bu oyuncuyu gene? Tabii yani canım. Niye bedava gidiyor? Tut, oynat, kiraya ver. Gelişsin çocuk. Yani bir de potansiyeli deniyor şimdi çocuk. Ben hiç izlemedim ama hani istatistikleri falan bu 19 seviyesinde gayet iyi Koray Yağcı'nın. Dolayısıyla hiç sadece şu an için A takım seviyesine yeter değil demekle pek açıklanabilecek bir durum değil Beşiktaş adına. Diğer konu Eren'in Trabzon'a gitmesi, Kazımcan'ın şu an Galatasaray'a yakın gözükmesi. Bu da Beşiktaş'ın bir anlamda şansı olabilir. Neden şansı olabilir? O bölgede oynayacak oyuncunun ben biraz daha hücum orijinli olması gerektiğini düşünüyorum. Hücum melekelerinin daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sağ tarafta Rozier'e pek dokunmayacak gibi Beşiktaş. Zaten Rozier sağlıklı olduğu zaman direkt olarak oynayan bir oyuncu. Oraya pek dokunamıyorsun. Bir ara transfer haberleri çıktı ama bilmiyorum. Hala yazılıyor oyuncu. Fasnat, İsviçreli oyuncu, sağ kanat oyuncusunu evet. Söylüyor musun? Bilmiyorum. Yok yok. Rozier için. Rozier ile alakalı olarak işte çok yüksek bonservis bedelleri geldi. Beşiktaş bırakabilir falan. Bilmiyorum. Olabilir ama gitmediği bir noktada Rozier'e pek dokunamıyorsun. Zaten Josef de Souza ile Gedson Fernandez'e de dokunmayacaksın. Yani orası böyle sana sağdan doğru blok olarak geliyor. Dokunamayacağın oyuncular olarak. Sağlıklı ve formda oldukları sürece. Sol ön, şimdi sol önde eğer oraya bir Enkudu devşirmesi, işte Kenan son maçlarda oynadı, katkı verdi. Hatta taraftara bile acaba dedirtti. Öyle bir oyuncu da Beşiktaş'ın şansı olabilir bir ekstra hücumcuyla oynamak adına. Tabii. Bu da bir şey olsun. Aklımızda olsun. Mesela aklıma hemen Larin geldi. Beşiktaş'ın da o dönem işte kanatta kimi kullanacak? Aboubakar'ı kullanacak, Larin'i ileri uçta kullanacak diye düşünüyorduk. Biz de sonuçta hani spor yorumcuları da çok fazla bir şey görmeden acaba işte teknik adamlar neler yapabilir diye kendimizce fikirler yürütüyoruz. Ama o dönem Larin'in solda oynayabileceği hiç aklımızın ucundan geçmiyordu. Sergen Yalçın'ın geçti. Çok da başarılı oldu ve Beşiktaş önemli bir de bir katkı almıştı Kaylılarından. Şimdi benzerini acaba solda bu Kazımcan olmayınca, Eren olmayınca, takviye gelmeyecekse eğer böyle takım içinden biz hani Kenan'ı, Enkudu'yu düşünüyoruz. Belki hiç düşünmediğimiz başka bir oyuncu. Mesela kalsaydı eğer, ki kalmayacak anladığım kadarıyla, Can Bozdoğan. Mesela sol kanat peki. Olabilir mi? Hani Berkan denendi milli takımda. Genelde solak oyuncular işte merkez orta sahalarda denenebiliyor. Böyle bir çözüm üretilebilir miydi? Elbette İsmail'in de var. İsmail'in de kafasında şeyler vardır, planlar vardır. Yani bunu hani Beşiktaş Kazımcan'ı kaybetti diye söylemedim. Daha önceden de benzer şeyleri dile getirdiğim için söyledim bunu. Kazımcan olsaydı iyi mi olurdu? İyi olurdu tabii. Sonuçta gencecik bir oyuncu. O bölgenin bir oyuncusu. Hücum orijini de var onun. O da olabilirdi ama alamadığın noktada belki de çözüm illa transferde olmayabilir. Anlatmaya çalıştığım nokta o. Şimdi Fenerbahçe'de Ferdi var. Sol bekte milli takımın artık sol beki diyoruz. Eren milli takımın ikinci sol beki oldu. Trabzonspor'a gitti. Kazımcan 6 yaşlarda o da sol bek olarak oynuyor. O da Galatasaray'a gitti. Cemali Sertel o da yine 6 yaşlarda Eren'le birlikte değişimli oynuyordu U21 takımında. O da Başakşehir'de olması lazım. Bonservisi. Çaykur kiralık gitmişti. Başakşehir'de. Yani Beşiktaş'ın Umut Meraş'la milli takım havuzunda ama bu saydığımız isimler arasında herhalde en geride gözükeni. Belki performans olarak geride değildir ama potansiyel olarak da bakarsak şimdi Kazımcan'ın gerisine diyemem çok fazla. Ama Kazımcan'ın vaat ettiği ile Umut Meraş'ın vaat ettikleri arasında bayağı bir fark var. Yani Eren'le de kıyaslarsan, hatta Cemali'yi de bence kıyaslarsan, Umut'un hele hücumda vaat ettikleri çok daha sınırlı. Ya Umut zaten hani öyle çok hiçbir zaman uçup kaçan bir oyuncu olmadı. Ama girdiğimiz sol bek krizinde de milli takımda görev aldığı karşılaşmalarda kendi standartını ortaya koydu. İşte yurt dışına gitti. Geri geldi. Bence hala Umut kendi standartına yakın
performansı ortaya koyuyor. Ama işte beklentiyle gerçekleşen arasındaki fark zaten o oyuncuların çok fazla eleştirilmesini de beraberinde getiriyor. Yani Umut'un siz hangi maçını hatırlıyorsunuz sizi kendine hayran bıraktığı? Umut'un bir kere ilk olarak yapması gereken fizik olarak sürekli hazır olmak. Son dönemde bence en büyük dezavantajı o oldu. Yani fizik olarak sürekli maçlarda zorlandığını, sakatlık yaşadığını, maçları bitiremediğini gördük. Umut orada noksan kalırsa daha fazla defosu ortaya çıkıyor bu tarz oyuncuların. Ama fizik olarak sağlam olursa, güçlü olursa o zaman bazı yaptığı hataları telafi edebiliyor. Umut'un ciddi yerleşim hataları, pozisyon hataları olabiliyor karşılaşmalar içerisinde. Ama tekrar söylüyorum, yani bir takımda da beklenti her oyuncunun çok üst düzey, çok olağanüstü toplu arası iyi, her şeyi çok iyi yapan oyuncular olmasını beklemekte hayalcilik. Yani bu Paris Saint Germain'de bile olmuyor. Yani Paris Saint Germain kendi çapında olağanüstü oyuncuları bir araya getiriyor. Orada bir tane oyuncu diğerlerinden daha az yetenekli gözüküyor. Aslında çok çok yetenekli bir oyuncu. Başka bir takıma koysan çok ekstra işler yapacak ama o yüksek kalitede o bile o takımda diyorsun bu ne kadar az yetenekli diğerlerine göre aslında öyle, ama böyle bir görüntü veriyor. Bu küçük ölçekte bizim takımlar için de geçerli. Yani o takım içerisinde onun da pozisyonu belli, görevi belli. Onun ne kadar iyi yapabildiğini değerlendirmek lazım. Yoksa şey çok kolay, yani bu takımın oyuncusu değil, kestirip at. O zaman her takımda kafadan bir zaten 10 tane oyuncuyu doğramak gerekiyor şu anki kadrolarla. Ama şimdi işi çok zor çünkü hani kendisi dörtlünün sol beki değil, beşlinin sol tarafı, yani hücuma da daha çok katkı vermesi gereken bir bölgede olduğu için bence asıl problem. Yoksa sol bek oynasa hani sağ bekin Rozi olduğu için çok göze batmaz, ama sen bir de 3 stoper oynayacaksın, bir de sol tarafta Umut Meraş deyince Umut'a da yazık. Sol stoper oynamayı deneyecek belki. Bir Fenerbahçe maçı var onun sol stoper oynadığı. Belki de o olacak Umut Meraş. Belki onu deneyecek, onu zorlayacak. Daha gerçekçi bir hedef olabilir sol stoper oynaması bu düzende. Öbür türlü sol bekte çok eleştiri alır Umut Meraş eğer birinci tercih olacaksa bu sezon. Bir de Abdülkerim Bardakçı için Beşiktaş tekrar masada dendi dün. Fenerbahçe ile anlaşamayınca Beşiktaş bir stoper kesinlikle transfer etmek istiyor. Abdülkerim tabii ki listede üst sıralarda. Onu da transfer ederse çok ilginç bir ilk 11'de görebiliriz. Benim her zaman böyle bir fantazim var. Takımın ağırlıklı olarak solak oyunculardan kurulması gibi. Ben sayarım. Mesela öyle bir takıntım var. Özellikle Trabzonspor'un maçlarında bu sezon o kadar fazla solak oynadı ki ilk 11'in 6'sının solak olduğu maçlar vardı Trabzonspor'da. Ben sayıyorum, böyle bir dediğim gibi takıntım var. Gelirse Abdülkerim de stoper rotasyonunun 3'ü de solak oyunculardan kurulabilir. Bu herhalde dünyada bir ilk olur. Hani 2 solak stoperi çok gördük ama 3'te oynayıp bir de 3'ünün de solak olması, işte Sayıs'tır, Montero'dur ve Abdülkerim Bardakçı. Beşiktaş o açıdan da tarihe geçebilir. Tabii bu futbola çok bir katkısı olur mu, Beşiktaş'ı uçup kaçırır mı değil. Sadece ben kendi açımdan bakıyorum. İlginç bir durum olabilir. Çünkü sen de Sayıs'ın sağ stoperde oynadığını söyledin Wolverhampton'da. Montero'yu sol stoper, Abdülkerim'i de merkezde, böyle bir düzenle de Beşiktaş sahaya çıkabilir. O da ilginç olur. Tabii Abdülkerim Bardakçı olmazsa da listede alternatifler var. Bugün Hürriyet gazetesi demiş ki Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'ın listesinde, eğer Abdülkerim olmazsa onun için Adana Demirspor'la pazarlıklara başlanacak ki o da 22 yaşında. Hani Samet'e göre oradaki diğer yerli stoper benim de daha çok beğendiğim isim. Bakalım onun transferi sonlanacak mı? Abdülkerim olayında Fenerbahçe öyle bir hata yapar mı sence? Kim Minje kalırsa mesela, Abdülkerim olmaz kalırsa olmaz. Kalırsa ayrı. Hani kalırsa onu bilemediğim ayrı için. Satılacak gözüyle bakılan bir oyuncu. Hı hı. İşte 20 milyon euro civarında bonservis konuşulan bir ortam var şu an. Bilmiyorum, bana dün okuduğum zaman biraz garip geldi haber. Mesela anlaşmazlık Konya tarafından çıksaydı, o zaman biraz daha mantıklı gelebilirdi Abdülkerim transferi çıkmaza girdi. İşte Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi konusu daha mantıklı gelebilirdi. Ama sanki bu böyle bir anda Beşiktaş ve Galatasaray'ın devreye girmesi biraz bana menajer çıkışlı olduğunu düşündürdü. Menajer çıkışlı. Evet, yani Fenerbahçe ile Abdülkerim arasında tabii ki bir pazarlık var. Ama böyle bir anda, yani hani ne olmuş olabilir ki o görüşmede bir anda
Galatasaray ve Beşiktaş'ın devreye girecek kadar, hani köprülerin böyle atılmaya yakın bir şey olması lazım ki hani haber gelecek, ondan sonra onlar devreye girecekler. Bilemiyorum, bana olabilir, menajer oyunu daha fazla para koparmak için. Bana çok şey gelmedi. Yani Fenerbahçe, tekrar söylüyorum, zoru halletmiş. Yani Konyaspor'la anlaştıktan sonra oyuncuyla anlaşamamak futbolda çok sık görülen bir şey değil. Bakalım, yani dediğin gibi mi? Hani Konyaspor'la nasıl anlaşamaz? 3.3 milyon euro dendi. Konyaspor der ki 2.5 milyon eurosu peşin. Fenerbahçe der ki ne yaptın? Biz sana bunu 4 taksitle ödeyecektik. Olur mu öyle şey? Hani böyle anlaşmazlıklar olabiliyor kulüpler arasında. Ama oyuncuyla da olabilir Ali abi. Yani o da şey değil. Yok, oyuncu, mesela, oyuncuyla tabii olabilir, oyuncu de. Oyuncu çok ister. Ben der ki Serdar Aziz kadar vereceğim sana. Serdar Aziz'in fiyatını yukarısına hiç çıkamazsın. Hiç itirazım yok. Oyuncuyla da tabii ki olabilir de. Ben anında böyle işte Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdiğini çok anlayamadım. Hani hangi ara böyle bir şey oldu, haber uçtu da olmadı da Beşiktaş ve Galatasaray bir anda devreye girdi. Orayı anlayamadım. O yüzden bana menajer kaynaklı diye düşündürttü. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. Evet, 8.28 saatlerimiz, gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor. Sizlerden de mesajlar gelmiş. Biraz onlara da bakalım bu bölümde. Ümit Hamza bu az önceki Kazımcan konusuyla ilgili şunu yazmış. Onunla benzer olduğunu düşünüyorum. Juventus'ta demiş, işte biz isteyince oyuncunun fiyatı artıyor diye Sassuolo'yu kullanıyor demiş. Yani mesela Melih Demiral buna bir örnek. Dünyada artık taktik bu. Hani Galatasaray'da işte biz olunca daha fazla fiyat isteniyor, o yüzden Eyüpspor'u kullanıyorlar demiş. Ama Juventus burada Sassuolo'ya bir para da veriyor sonrasında. Şimdi Galatasaray aynı parayı verecek mi Eyüpspor'a, orası tartışmalı. Bence Juventus örneğiyle pek benzer değil, ama eğer olursa güzel bir örnek olmuş olur. Ben pek öyle olacağını düşünmüyorum. Ümit Koşar, Getson'un ruh hali çok iyi gözükmüyor demiş. Aklı hala Galatasaray'da gibi. Önce Beşiktaş'a geldi. Genelde kartal pozları, arma öpmeler havada uçur ama Getson çok çekimser duruyor demiş. Ama Getson zaten öyle bir oyuncu. Getson Beşiktaş'a geldiği için böyle diyemeyiz. Galatasaray'da da çok farklı mıydı? Rize'ye geldiğinde çok farklı mıydı? O uçak görüntülerinde. Hani onun normal hali bu. Beşiktaş'la alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya sonuçta hani Galatasaray'la nasıl bir gönül bağı olabilir bu oyuncunun? Hani Beşiktaş'a geldi diye üzülecek mesela. Adam sonuçta 6 ay kira gelmiş. Adam Portekizli. Portekiz'e doğup büyümüş. Parasına bakıyor büyük ihtimalle. Yani Beşiktaş da, kusura bakmayın bu lafı söyleyeceğim için, ama çok umurumda değil. Galatasaray da çok umurumda değildir. Ben genel ruh hali olduğunu düşünüyorum. Sana öyle bir şey hissettirdi mi ruh hali? İşte çok kötü falan diye. Vallahi Ümit değerlendirmeyi yapmış. Sen... ama şunu ben de söyleyebilirim. Ya herkesten de aynı heyecanı, aynı hareketleri beklemeyin. Tabii. O da çok doğru değil. Yani kimi çok heyecanlanıyor hakikaten bir transfer yaptığı zaman. O taraftarın ilgisi çok hoşuna gidiyor. Kimi de daha cool. Yani mesela Sörlot değil miydi artık bana yeter mesaj atmayın diyen. Yani o ilgi kiminin dediğim gibi çok hoşuna gidiyor. Kimisi de aman diyor yeter tamam. Ya da kimi bakıyor şimdi Getson Fernandes aşırı jestleri, aşırı hareketleri yapsa bu kez Galatasaray taraftarlar daha fazla üstüne gidecek. Şimdi bir de o kısmı var. Ona da gerek yok yani. Sonuçta Galatasaray'da oynamış, Galatasaray'a hizmet etmiş, Galatasaray taraftarlar onu sevmiş. Şimdi Beşiktaş'ın oyuncusu. Hani bu geçenlerde konuştuk ya, profesyonel bir hayatta işte Mesut'un Fenerbahçe'yi takipten çıkarması, işte Larry'nin Beşiktaş'la ilgili paylaşımlarını silmesi, yani bunlar gereksiz hareketler. Sen orada iyi günler geçirmişsin ya da şu an bir anlaşmazlığın var, bunlara gerek yok. Bir oyuncu da hani daha önce oynadığı bir kulüp var, şimdi böyle çok fazla, ne bileyim, ben Getson olsam ben de yapmak istemem o kadar abartılı jestler, hareketler. Daha yeni Buruma Fenerbahçe'ye transfer oldu mesela. O da hani Galatasaray geçmiş olan bir oyuncu. Mesela Buruma'nın da ben açıklamalarına dikkat ediyorum.
Dün bir röportaj verdi Fenerbahçe'de. Evet, o da diyor ki mesela Türkiye'deki büyük kulüplerden birine geldim diyor. Mesela şimdi Lincoln Henrique'ye bakıyorsun, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim diyor. Anlatabildim mi? Şimdi arada fark var. Vurum'a en büyük kulübü dememiş mi ya? Demedi. Vurum'a demedi. Ben baktım ona. Ben de röportajı tamamladım ama o kısma çok dikkat etmemişim o zaman. Sanki hani demiş çok, gibi. Çünkü ama Galatasaray'ın da adını almıyor mesela, anmıyor. Ya işte Türkiye'de oynadım diyor ama evet, yani Galatasaray demiyor. Onlar böyle bir Türkiye'de bir şey var. Rakip taraftardan bir çekinme durumu var. Dünyada da oluyor bu zaman zaman ama işte biraz abarttığın zaman doğal olarak tepki de alıyorsun. Onu istemiyor olabilir oyuncu yani. Kafası rahat etmek istiyor olabilir. Bunlara biraz alışmak lazım. Bunları normal karşılamak lazım. Hani istiyorsun ki sen oyuncu parçalasın kendini transfer oldu diye. Hayır, öyle bir dünya yok. Tamamen senin söylediğin gibi yani adamların hayatına Beşiktaş Galatasaray ne zaman girdi Allah'ını severseniz, yani iki kulübü bilmiyordu adam. Şimdi sen istiyorsun ki senden daha büyük Beşiktaşlı olsun, senden daha büyük Galatasaraylı olsun, olmayacak. Yani bak şu an kim bizi dinliyorsa ve hangi takımın taraftarıysa hiçbir futbolcu sizden daha büyük taraftar olmayacak. Yani bunu istemeyin, bunu beklemeyin de. Sizin gibi hissetmeyecek, sizin gibi üzülmeyecek, sizin gibi sevinmeyecek, sizin gibi duygusala bağlamayacak. Kendiniz gibi bir futbolcunun, bir profesyonel futbolcunun hareket etmesini beklemeyin. Ya şu mu daha iyi? Mesut Özil gibi büyük bir Fenerbahçeli olup performans vermemek mi? Gerson Fernandez gibi çok abartılı hareketler yapmayıp olağanüstü performans vermek mi? Hangisi sizin elinize? İkisinin ortası da olsa güzel olur. İkisinin ortası güzel olur. Hem Arma'yı öpüp hem yani performans verse daha güzel tabii. Hayatında o ana kadar Galatasaray yok ama hani burada çok güzel şeyler yaşıyor. Ondan sonra bir aidiyet hissediyor. Böyle çok oyuncu da var. Tabii ki böyle çok oyuncu davran. Bak öyle oyuncu olsa dahi, tekrar söylüyorum, şu an bizi dinleyen kimse kadar o takımı sevmeyecek. Halil Demir, Beşiktaş yönetimi 200-300 bin euro aşağı alacağım diye ihtiyacı olan futbolcuları rakiplere kaptırıyor. Abdülkerim gibi, Kazımcan gibi. Sonra da gidip o paraları daha boş yerlere harcıyorlar zaten demiş. Hani senin dediğine geliyor mesajı. Murat Karakaş, Beşiktaş'ın bu sezona başlarken en büyük başarısı gidenler. Sıfıra yakın katkı alınan Laiç, Lens, Douglas, Ensakalla, Oğuzhan, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Pjanić yazmamış ama ben ekleyeyim. Batshuayi. Gerçi Oğuzhan'ı söyledim. Maaşları 14-15 milyon euroydu. Gerçi Batshuayi performans verdi diyebilirsin. Vida'yı da yazmamış. Lerin de yazmamış çünkü buraya. Ama Beşiktaş'ın gerçekten bu sezon bayağı bir kadroda temizlik oldu. Hatta öyle oldu ki biz de geçenlerde işte yerli konusunda Beşiktaş'ın zorlanabileceğini konuşmuştuk. Rotasyon. Gerçi diğer yerler varken çok mıydı Oğuzhan'la Gökhan'la ama o konuda biraz daha alttan da takviye gelmesi gerekiyor. Can'la da ilgili herhangi bir şey okumuyoruz. Şimdi program içinde söyledim. Sezon içinde hatırla, Can'ın bonservisini alacağı şeklinde çok haber vardı. Şalke'de görüşülecek ama Şalke'de Bundesliga'ya çıktı. Can'ın da performansı öyle çok aman aman beğenilmedi. O yüzden hiç öyle haberlerde görmüyoruz değil mi Beşiktaş'ta? Evet, Can'ın biraz aklı karıştı. Şalke Bundesliga'ya çıkınca orada devam etmek istiyor şeklinde haberler yapıldı. Beşiktaş'ta Gerson Fernandes'in oynamadığı bir noktada orada Emirhan alternatifi var. Başka hangi alternatif var Beşiktaş'ta? Aynı pozisyonda Atiba'yı kullandı Sergen Yalçın. Necip olabilir. Atiba'nın orada bir oynama alışkanlığı var. Atiba'yla da önce sözleşme imzalanması lazım. Evet, Atiba'yla tabii ki sözleşme imzalanması lazım ama yakın diye söyledim. Hani orada alternatiflerini üretebiliyor. Can, evet, Beşiktaş'ın belli oranda enerji ihtiyacını karşıladı. Ama topla olan ilişkisi biraz zayıf kaldı açıkçası. Merkez orta sahada o tarz iki tane oyuncuyla oynadığın noktada da biraz sırıtıyorsun. Evet, Can'ın şimdi de Gerson varken orada hem geriden top tutacak, oyunu dağıtacak, kendi de dripling yapacak komple bir oyuncusu var. Can mı Emirhan mı? Emirhan çok daha yakın bence Gerson Fernandez o anlamda. Can ancak hani belki sol kanat beki gibi, yedeği gibi düşünebilir o kadro içinde ya da Türk olduğu için merkezde rotasyonu zenginleştirebilir ama 3. 4. hatta 4-5. belki opsiyon olur şu kadroda. 8.36 saatlerimiz, yine ara vaktimiz geldi. Aradan sonra da telefon hattını açacağız. 0212 363 04 34. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. ...8.40 saatlerimiz, dinleyicimiz var... ...çok bekletmeyelim, günaydın, hoş geldiniz... Merhabalar, günaydınlar, iyi yayınlar... Sağ olun... Ben İstanbul'dan
İstanbul'dan arıyorum. İsmim Emre. Evet, buyurun. Ali Bey, Gaston Fernandez'i Beşiktaş Galatasaray'ın elinden aldı diye bir cümle kullanmıştı ama onunla ilgili aradım. Yani Galatasaray'ın oyuncusu muydu? Yok, Galatasaray'ın da ilgilendiği bir oyuncuydu. Elinden almak derken illaki Galatasaray'dan transferi kastedilmiyor. Burada iki takımın da ilgisi vardı. Burak Elmas da bu ilgiden bahsetmişti. Sonrasında transfer olmayınca da biz işte o kadar para vermek istemedik. Zaten önceliğimiz değildi demişti. O yüzden. Yani geçen seneki durumdan bahsediyordu herhalde. Yani ben yönetim olarak da öyle bir ilgi olduğunu zannetmiyorum. Yani taraftarların belki ilgisi olmuş olabilir. Ya ben cümleyi biraz yadırgadım yani. Burak Elmas dedi, daha ne desin, siz yönetim olarak ilgi yoktu diyorsunuz. Burak Elmas kendi söyledi yani. Ali Bey, geçen seneki bir durum yani. Şimdi tamam, zaten geçen sene olmadı. Gerson Fernandez Şubat'ta zaten transfer açıklandı Beşiktaş'a. Yani, Rizespor'a kiralandı sonra. Ben hani bazı algı şeylerini de sizle ilgili söylemiyorum. Mesela dün akşam da bazı televizyon kanallarında bu Altay'ın sol kanat oyuncusu, ismi aklıma gelmedi. Kazımcan. Evet, o mesela Galatasaray yazıldı. Aradan bir saat geçti geçmedi. Eyüpspor'la anlaştığı falan söylendi. Yani hani böyle durumlar da oluyor. Yani biraz ben sonrasında ama oyuncunun tarihim. Galatasaray'a kiralandığı da paylaşıldı. Bilmem o kısmı kaçırdınız mı ama Eyüpspor'la Galatasaray arasındaki ilişkiden dolayı öyle bir kiralama da var. Günün sonunda Galatasaray forması giyeceği de söylendi. Ha, öyle anladım. Belki öyle bir durum var. Kaçırmış olabilirsiniz tabii. Biz sabah konuştuk uzun uzadıya. Var mı başka eklemek istediğiniz? Yok, çok teşekkür ederim. Ben sadece onu söylemek için aramıştım. Sağ olun, görüşürüz. İyi yayınlar dilerim. Yani bu hani çok takılacak bir şey değil. Elinden alma kısmı Galatasaray da ilgilendi. Bunu da saklamadı. Hatta birçok Galatasaraylı da Beşiktaş bu transferi açıklamışken yapamayacak Beşiktaş, Galatasaray'a gelecek dendi. Yani o yüzden Galatasaray'ın elinden aldığı hani almadı. Bunlara çok fazla takılmamak lazım. Şimdi Galatasaray demişken dün... Yani bir de alsan olacak Mert. Ne? Beşiktaş. Evet, yani aldı Beşiktaş. Galatasaray'ın ne oldu yani? Sizi niye bu kadar rahatsız ediyor? Yani şey mi zannediyorsunuz? Girdiğiniz takımınız bütün transfer yarışlarından galip mi çıktığını zannediyorsunuz yani? Hani dinleyicimiz Galatasaraylı değil mi? Galatasaraylı tabii. Yani ona bozulmuş. Ya, evet yani. Hani ya, bu ilk değil. İrfan Can'da da işte, Fenerbahçe aldı. Fenerbahçe yani. Anlaştı da siz anlaştınız. Aynen, girersin. Fenerbahçe aldı. Bir transfer savaşı, bir kazanırsın, birini kaybedersin yani. Bir şey bunlara bu kadar takılmayın. Tabii gözünüzü yani. Seveyim yani. Sabahın saat 9 çeyrek var. Saat ona takılmış da o için arıyor yani hani. Ama işte bak, buna takılması çok normal. Sen diyorsun ya, birinin elinden transfer aldığında taraftan hoşuna gider. Elinden kaptırdığında da zoruna gider. Bunun tek taraflı değil yani, aldığında iyi, almadığında nötr kalacak diye bir şey yok. Aynı taraftar elinden alsa zaten coşacak. Taraftan işte hoşuna gidecek. Şey, onu kabul etmiyor ki. Onu kabul etse kendi takımı olsa eder. Başka takım aldığı için zaten. Hayır, elinden alındığını kabul etmiyor. Öyle bir şey yok diyor. Olur mu öyle şey? Öyle dedi işte. Tamam işte, değil yani. O yanlış. Onu kabul etse tamam, dediğin gibi tepki gösterebilir, üzülebilir de onu da kabul etmiyor yani. Ben de diyorum ki ne olacak yani? O onun elinden alsa ne olacak? Onun elinden almasa ne olacak? Bu takımlar girdikleri transfer savaşından galip mi çıkıyor sanıyorsunuz? Yok, öyle bir dünya yok. Bu arada az önce şimdi Galatasaray demiştim ama bir haber de gördüm Sabah gazetesinde, bu Abdülkerim Bardakçı ile ilgili. Sen dedin ya hani zor olan kısmı halletti Fenerbahçe, Konyaspor'a bonservis. Abdülkerim'le nasıl anlaşamaz yani? Abdülkerim'de parada anlaşılamadığı söylendi çünkü. Ama Sabah gazetesi diyor ki iş parayla alakalı değil, Abdülkerim'in Fenerbahçe'den oynama garantisi istemesiyle alakalı. Ki hani bu haber dili böyle yazılmış ama buradan ben şunu anlıyorum. Yani Kim Minje işte kalacak, işte Serdar var, Salahi var, Tisserand var. Bu oyuncular varken benim oraya gelmem hani mantıklı mı? Fenerbahçe ile pazarlıklarda herhalde bu kısım pürüz çıkarmış. Yoksa Abdülkerim gibi bir oyuncunun Fenerbahçe'den oynama garantisi istemesi makul değil. Zaten iyiysen oynarsın. Çok yıldızsan zaten yine oynarsın. Çok iyi değilsen zaten oynamazsın. Bu oynama garantisi konusu bence haber dilinde olan ama gerçekte olmayan bir şey. Sadece oradaki rotasyonu kalabalık gördüğü için sorun çıkarıyordur Abdülkerim. Benim anladığım o. Yani o zaman da rekabetten kaçıyor anlamına gelmiyor mu? Mesela Galatasaray Marko'yu gönderecekken, oradaki yerin garantiyken sen niye Fenerbahçe'ye gidip risk alasın? Yani ben kendimi oyuncunun yerine koysam, eğer Fenerbahçe değilsem, büyük bir Fenerbahçe değilsem, ki Abdülkerim Bardakçı herhalde değil, hangi takımı tutuyor bilmiyorum, ama Galatasaray'a daha gitmeyi tercih ederim. Hatta Beşiktaş'a da gitmeyi tercih ederim. Üçlü savunma oynuyorlar. İki değil, üç alternatif var ve oradaki oyuncular da hani Kim Minje, Salah, Serdar gibi de değil. Yani orada bir zorlayacak sayıs.
Ya yani bilmiyorum, buralardan çıkacağını çok zannetmiyorum şeyin, problemlerin. Niye adam kalabalık rotasyona gitmek istesin? Fenerbahçe'yi niye almak istesin o zaman? Yani Fenerbahçe'nin eğer bir satış planı yoksa Fenerbahçe neden böyle bir şey yapsın? Yani şimdi sen takımdan her zaman çok mantıklı transferler yaptığını mı düşünüyorsun? Mesela Fenerbahçe'nin Mesut İrfan Can aynı anda olmasının da bir anlamı yoktu. Ama İrfan Can'ı niye aldı mesela? İşte o zaman mantıksız olur. Gene bir mantıksızlık olur. Tamam işte. Yani Fenerbahçe'nin bir planı olması lazım. Keşke. Ben de öyle olduğunu varsayıyorum. Öyleyse zaten problem yok oynama süresi. Yani işte o yüzden de hani bunların çok problem olmayacağını düşünmüyorum Abdülkerim. Gerçi transferinde. Yine problem yok diyorum ama şimdi kimi sattığında bu sefer Salah'ı Serdar Aziz var. Yine aslında Abdülkerim sen net olarak yazamıyorsun. Ya biriyle de rekabete girsin artık canım. Yani i̇şte o kadar da değil. Marka gittiği senaryoda yeri hazırken niye girsin diyorum ben de. Ya da Beşiktaş'ta dediğim gibi yani Saiz'le mücadele edeceksin. Hadi onun yeri garanti, mücadele etmeyeceksin. Montero'yu kesersin. Wellington'u, Serdar'ı zaten kesersin. Yerin garanti ama Fenerbahçe'de niye? İki sezondur bu adam oynamış Süper Lig'de. Niye riske atsın kendini? Kendi açısından bakıyorum ben. Şeyi düşünürsen o zaman mesela Şampiyonlar Ligi ihtimali var Fenerbahçe'de ama Beşiktaş'ta, Galatasaray'da bu sezon için yok. Tabii Avrupa'da yok. Avrupa'da yok ama hani oynayamadığın bir Avrupa mı, oynayabildiğin bir lig mi? Oyuncunun orada tamamen onun bakış açısı. Onun kariyeri bakalım. Gerçek problem nedir? Hani para diyen oldu işte, oynama garantisi. Yakında kokusu çıkar Abdülkerim transferinde. Şimdi Galatasaray'da da dünden bu yana farklı isimler gündeme geldi. Yine Premier Lig ağırlıklı olduğu için gözlerimi sana döndürüyorum. Orta saha iki aday. Biri Endombele. Tottenham'da beklentide çok karşılayamayan, geçen sezonda kiraya gönderilmişti Lyon'a. Ve Lucas Torreira ilk geldiği zamanı hatırlıyorum. Birçok yorumcunun sezonun 11'ine aldığı ve çok abartıldığı, yani overrated'ın kelime anlamıydı bence o dönem için Lucas Torreira. Sonra zaten performans da düştü, o da sürekli kira gitti. Bu iki isim Galatasaray'ın gündemine geliyor. Ne oldu? Torreira ile ilgili söylenenleri hatırladım da sen söyleyince. Evet, benim aklıma geliyor. Ben çok şaşırmıştım çünkü en iyi 11'e yazılmasına vesaire. Şu an tabii o noktadan uzak ama 6 numara mı değerlendirelim Torreira'yı? Endombele'de daha 8 gibi olan oyuncu. Kiralık olarak düşünülecek tarzda oyuncular. Bonservisi alamazsın bu oyuncuları hala. Çünkü biri Arsenal'ın, biri Tottenham'ın oyuncusu. Nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray'ın ihtiyacını karşılar mı bu oyuncular? Vallahi ikisi de iyi oyuncu. Kestirmeden söyleyeyim. İkisinin de çok çok iyi oynadığı dönemler var. Ama Premier Lig'de ne yaptılar dersen, Premier Lig'de istenilen performansı istikrarlı bir şekilde saldılar mı dersen, cevabı hayır. Torreira bu arada biraz da vatan özlemi çekmedi değil. Onu da ekleyeyim parantez içerisinde. Onun bazı sıkıntıları olmuştu. İngiltere'deki yaşama alışma konusunda. Nasıl bir oyuncu? Vallahi orta sahada yarattığı dinamizm olağanüstü seviyede. Topla ilişkisini öyle çok yüksek olarak beklemeyin. Ama hani böyle Medel'i hatırlıyorsun değil mi Beşiktaş'ta? Medel hep söylerim ben. Atiba alanla oynar, Medel adamla oynar derdim. Torreira'da daha çok adamla oynayan tarzda. Bu Göztepe'nin orta sahası kimdi ya? MLS'e gitti. Obinna. Obinna gibi mi mesela? Yani, diyebilir misin? Yani çok enerjik, o da yakın, basar. Evet, basar. Ama topla ilişkisi de öyle çok iyi değildi. Basar, o yaptığı presle seyirciyi ayağa kaldırır, takımı yukarı kaldırır. Ondan sonra yani oralarda böyle bayağı pis işler vardır ya orta sahada. O pis işlerin hepsini çok güzel bir şekilde yapar. Temizler, ortalığı temizler. Ama topla ilişkisi tabii istenilen seviyeye olmuyor genelde. Hücuma katkısı biraz daha zayıf oluyor. Hatta bir ara böyle bir iki tane gol atmıştı. Herkes şaşırmıştı gol attığı zaman. Ama mesela bence Türkiye Ligi'nde bir merkez orta sahada kullanabileceğin, hani böyle taraftarın seveceği tarzda bir oyun ortaya koyar. Endombele biraz daha farklı. Senin söylediğin gibi 8 numara karakterine daha yakın. Topla dribblingi var. İyi pasları var. Ama o da mesela şeyde bir türlü Mourinho ile bir türlü yıldızı barışmayan oyunculardan biri olmuştu. Ve hani Mourinho'nun adeta üzerini silmişti. Hatta böyle birkaç oyuncu çok ağır gelecek hamlesi de olmuştu Mourinho'nun. Ondan sonra da tekrar şeye gitti. Sen söyledin işte, Fransa'ya geri kiraya gönderildi. Oradaki performansını bilmiyorum.
Ama o da tabii kalitesi yüksek bir oyuncu. Morita ismi yine bir başka gündeme gelen oyuncu dün yazılmış. O da Fenerbahçe'nin bir önceki dönem gündemindeydi. Santa Clara, Lincoln'un takımında forma giyiyor. Defansif orta sahancısı, 27 yaşında. Sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Geçen sezon 28 maçta oynamış. İstikrarlı bir performans göstermiş. Bir gol, bir asisti var ama tabii 6 numaradan ne beklediğinize bağlı. Gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak Galatasaray'ın 6-8 numarası için yabancı oyuncular gündeme geliyor. Bakalım hangisi olacak. Yurt içinden bir işte Fernando ismini görmüştük ki o da yabancı bir oyuncu. Ama ona da Suudi Arabistan'dan olan teklifler büyük ihtimal kafasını karıştırıyor. Tıpkı işte Vakemen'in de oralara transferi söz konusu. Oradan çok yüksek paralar kazanıyorlar. Buradaki paralar komik geliyor onlara. O yüzden hani Fernando gibi oyuncuları transfer etmek de kolay değil. Oyuncuları ikna etmek parası anlamda kolay olmuyor. Ama bu tarz oyuncular için bir fırsat var. Torreira'da çünkü kendini çok fazla kanıtlayamadı Premier Lig'de. Morita'da belki bir basamak olarak değerlendirecektir. Bir de golcü için biz hep söylüyorduk burada hani yerli olarak kim olabilir? İşte eldeki alternatifler belli. Halil Dervişoğlu vardı. İşte Thiago Çukur vardı. Enes Ünal'ın pek buralara gelmeye niyeti yok. İşte Cenk Tosun'dan bahsettik. Ben Muhammed Demir acaba olabilir mi demiştim. Ama aklımıza gelmeyen bir isim Zeki Amduni oldu. Zamanında bizim U21 takımında oynamış ama İsviçreli bir oyuncu. Fakat Türk pasaportu da var. Gerçi burada yerli statüsünde oynayabilir mi bilemiyorum ama gündeme geldiğine göre tahmin ediyorum ki yerli olduğu düşünüldüğü için gündeme gelmiştir. Yoksa yabancı olsa bu isme takımların gideceğini pek zannetmiyorum. O da İsviçre'de Lozan forması giyiyor. Geçen sezon 34 maçta 12 gol kaydetmiş. İstikrarlı bir şekilde oynamış ama milli takım tercihinde Türkiye'den yana kullanmayacağını da açıklamış bir oyuncu. O yüzden transfer edecekse yani yerli olarak düşünüyorsa büyük bir riski de barındırıyor oyuncu. Onu da söyleyeyim. Ben bir tık geriye sarayım. Sen golcü transferinden bahsettin. Ben merkez orta sahaya döneyim. Sen araya gitmeden önce. Mesela Galatasaray'da Elneny'nin gündeme gelmesini ben bekliyordum bu transfer döneminde. Arsenal'la sözleşme uzattığını biliyorum. Farkındayım. O da aslında Arteta'nın rotasyonda güvendiği oyunculardan biri haline geldi. Son dönemde de oynadı sürekli olarak. Ama yine de ben gündeme gelir diye düşünüyordum. Aslında mesela hani Ndombele, Torreira çok yetenekli oyuncular. Kendi mevkilerinde iyi işler yapıyorlar. Hatta Torreira'ya baktım. Bu sene Serie A'da 5 gol atmış. Herhalde büyük ihtimalle kariyer rekoru olabilir. Şimdi ona da bakacağım tekrar. Ama onların dışında mesela Elneny tam Galatasaray'ın aradığı o iyi merkez orta saha oyuncusu. Yani hepsi var şeyde. Pakette mi? Pakette Elneny'de. Öyle bir oyuncu Galatasaray'ı bayağı bir rahatlatır. Herhalde ilerleyen dönemde belki o yapılanmayla beraber tekrar da gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Vallahi sözleşmesi sanki bir yıllık uzatılmış benim. Bir yıl uzatıldı. Bir yıl. Gördüğüm artı bir yıl uzatıldı. O yüzden önümüzdeki sezon en kötü gündeme gelir. Yalnız bu transferler yani saydığımız Ndombele, Torreira ve sen Elneny dedin. Elneny olmayacak gerçi de böyle Premier Lig'den kaliteli isimlerin transferleri böyle Haziran'da, Temmuz'da olmuyor. Hatta Ağustos'ta olmuyor. Yani bunlar elde kaldıktan sonra hani Eylül başı transferleri. Aynen. O yüzden riskli bir yandan. Şimdi Morita için aynı şeyi söyleyemem. Santa Clara oyuncusu ama işte Ndombele'nin piyasası var. Başka takımları kovalayacaktır. Tottenham'da belki devam etmeyi kovalayacaktır. Olmadı, elde kaldı. O zaman Eylül'de ancak yapılabilir diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Şimdi bak Torreira ile ilgili düşündüğüm doğruymuş. 5 gol kariyer rekoru. Daha önce 4 golü var. Sampdoria'da ve Pescara'da. Bunun yanında Arsenal'da da bir iki gol atmış, bir gol atmış. Herhalde bunu bir gol attığı sezonu hatırlıyorum. 29 maçta bir golü var. Ki ön libero oynamış yine bu sezon. Evet, evet. Geçen sene 10 sarı kart görmüş. 31 karşılaşmada 10 sarı kart görmüş. Arsenal döneminde 29 maçta 7 sarı kart bir sezon. 34 maçta 7 sarı kart ikinci sezon. Aslında bu bile hani oyun karakterinin nasıl olduğunu biraz anlatan bir istatistik. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Sport
Evet, yeni saatteyiz. Sabah sporunda gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyoruz. Bir yandan da telefon attığımız açık, 0212 363 04 34 sizin de gündemini değerlendiriyoruz elbette. Biz ağırlıklı olarak bugün transferlerden konuştuk. Takımların çünkü transfer gündemleri bir hayli yoğun. Farklı haberler, farklı iddialar mevcut ama gündemde tabii ki bu transfer haberleri hariç konular da var. Dinleyicimizden sonra onlara da yavaş yavaş geçiş yapacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Alo. Alo. Heh, buyurun. Günaydın. Günaydın. Buyurun, tanıyalım sizi kısaca. Günaydın Mert Bey. Ben Yusuf. Fransa Paris'ten arıyorum. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. Estağfurullah. Hangi takımdasınız? Paris Saint-Germain. Fenerbahçe taraftarıyım. Yok. Fransa'da tuttuğunuz bir takım yok mu? Fransa'da tuttuğum hiçbir takım yok. Evet. Yani Messi canlı izlemeye gittiniz mi? Yok, hiç gitmedim. Ya dinleyicinin o taraklarda biz yok. Yok, çünkü çok itici geliyor bir kere. Ronaldo hocam kendisi. Kim itici geliyor? Paris Saint-Germain mi, Messi mi? İkisi de. Allah Allah. Ronaldo aynı. Yok, gayet normal mi? Allah Allah. Valla. Dediğim gibi. Kusura bakmayın, biraz çok heyecanlıyım. Estağfurullah, biz de sizi rahatlatmak için biraz farklı konulara girelim dedik. O yüzden ben de soruyorum, Fransa'da takım tutuyor musunuz? Ben gerildim şimdi. Dinleyeceğim. Sen bir Messi'yi ilgili söylediklerinden dolayı gerilmişsin. Evet, yani hani mesela ne bileyim, Messi benim bulunduğum, yaşadığım şehirde bir takıma transfer olsa, o takımı hiç sevmesem dahi, yani yarın öbür gün dünyanın en büyük 4 oyuncusundan biri olarak anılacağı için 2-3 kere gider bir maçını izlemeye çalışırım. Hani bu adamı da ben canlı izledim. O maçta da aslında döküldü, o kadar iyi değil derdim. En azından arkasından sallayacak bir şeyim olur yani. Aslında o konuda haklısınız ama fırsat olmadı diyelim o zaman. Ama Euro 2016'da şimdi sizi daha çok seviyorum. Fırsat olmadı diye çevirince sizi daha çok seviyorum şu an. Evet, yok, sizin gündeminiz neydi? Ondan bahsedin isterseniz. Efendim? Sizin gündeminiz neydi? Ne için bağlanmıştınız? Fenerbahçe taraftarıyım dediğim gibi. Aslında geçen seneden başlamak istiyorum. Vitor Pereira geldiğinde aslında bayağı bir umutluydum ben aslında. Yani haksız yere gönderildiğini düşünüyorum. Çünkü mesela daha halen mesela geçen sene bile kendisi gittikten sonra, yani kendisinin kurduğu, mesela Osayi Samuel mesela hiç sağ kanat değilken sağ kanat oynaması, Serdin'in sol kanat oynaması, ondan sonra Crespo gibi bir oyuncuyu getirmesi, Kim gibi bir oyuncuyu getirmesi, yani biraz kendisinin kurduğu takımla biraz iyi işler çıkarttığını düşünüyorum İsmail. Hatta Mesut'un çok fazla, yani çok süre buldu ama daha da bulabilirdi, onu da süre bulmadı. Mesut da çok tutmuyordu, onun da ne kadar doğru olduğu aslında ortaya çıktı. Aynen, çünkü zaten Mesut oyuna falan girdiğinde de zaten belli. Yani hiç adam yürümek için gidiyor, yani sahaya hiç şeyi yok, yani hiç futbol oynamaya bir niyeti yok yani. Bunu demek için aramıştım. Şimdi bir de Jorge Jesus geldi. Şu an getirdi oyuncular, Enrique var herhalde. Lincoln Enrique. Evet, Bruno. Bruno'yu getirdi. Yine aynı, biraz Portekiz asıllı zaten ikisi de herhalde. Büyük bir ihtimal 1-2 takviyeyle daha. Büyük bir ihtimal eğer bizim taraflarımız da sabırlı olursa. Çünkü biz hemen her şeyi anında olmasını istiyoruz da. Eğer biraz sabırlı olursa taraflarımız da büyük bir ihtimal, yani iyi işler çıkaracağını düşünüyorum. Bunun için aramıştım. Evet, kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. Biraz da Türkiye'm biraz şeydir. Belki farkına varmışsınızdır. Türkçemde öyle şey, burada büyüdüğüm için. Yok, gayet güzel anlaştık. Yani hiç problem olmadı Türkçeniz konusunda. Selamlar. Fransa'ya görüşmek üzere. Teşekkür ettim. Hayırlı günler. Sağ olun. Güle güle. Şimdi dinleyicimiz geçen seneden sardı Fenerbahçe konusunu. Tabii ben de aşağı yukarı katılıyorum. Vitor Pereira'nın verdiği kararların ne derece doğru olduğunu sezon ilerleyen bölümünde gördük. İsmail Kartal döneminde, bu dönemde de yani Osayi Samuel'in, Ferdi'nin, Crespo'nun, neyse tekrar saymayayım. Ama onun kredisi yoktu Vitor Pereira'nın. Başkan da buna ön ayak oldu yaptığı açıklamalarla. Ama şimdi Jesus'ta böyle bir sıkıntı yok. Taraftarın böyle geçmişten gelen Jesus'a karşı olan bir şey yok. Gayet pozitifler, zaten uzun zamandır istedikleri bir teknik direktördü. O yüzden onun bazı tercihleri göze batmayacaktır ilk etapta. Ama tabii ki üst üste başarısız sonuçlar gelirse Jesus'un da kredisi sonuçta sonsuz değil. Türkiye'de Fatih Terim de
Hani en başarılı teknik direktör, o da çok eleştiriliyordu kendi taraftarı tarafından. Jesus da bir yerde eleştirildi ama ilk etapta Pereira'ya göre daha fazla kredisi olacağı aşikar. Transfer konusunda da şimdilik evet daha Portekiz ağırlıklı isimlere gittiler. Çünkü Jesus'u getiriyorsan Jesus'un isteyeceği oyuncuları almak durumundasın. Şimdi Jesus'u getirip ben kendi transferlerimi yapıyorum diyemezsin. Onun önceliği olması lazım. Çünkü böyle bir yapı yok Fenerbahçe'de. Yani bir sportif direktörün olur, bir kulüp politikan olur, teknik direktör de ona uyum sağlasın dersin. Olur. Komolli ve Emre Belözoğlu döneminde olsa öyle konuşurduk. Ama Jesus kendisi de bir adeta sportif direktör gibi, bir direktör gibi. Hani Fatih Terim'in milli takımdaki görevi gibi düşünebilirsiniz. O kadar güçlü şekilde geldiği için onun istediği transferler yapılacak. Ama tabii burada riskler de yok mu? Var. Sonuçta Jesus bir yılına geldi. Yani transferler istiyor ve istediği transferlerle 3'er yıl, 4'er yıllık sözleşmeler yapılıyor. Eğer kiralık gelmiyorsa. Ama Jesus belki seneye gidecek takımı şampiyon yapıp. Ya da ikinci yapıp gidecek, bilemiyoruz. O zaman senin başka bir teknik direktörle devam etmen söz konusu olacak. Aslında hani bizim kafamızdaki planlamada pek sağlıklı değil Fenerbahçe'nin şu anda yaptığı. Ama o kadar şampiyonluk hasreti var ki bütün bu planmış, programmış, futbolun doğrularıymış ve bunlardan hiç düşünmeden tamamen şampiyonluk odaklı bir transfer dönemi geçiyor. Bunu da Türkiye şartlarında anlayabiliyorum Ali Koç'un da, çünkü üzerindeki baskı çok fazla. Kendi döneminde 4 farklı takım, 4 rakibi şampiyon oldu. Yani Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u bile, hani Başakşehir'e de geçtim, Trabzon bile şampiyon oldu. Şimdi Ali Koç olsanız, bu kadar güçlü bir figür, siz de herhalde çok gelecek düşünmeden kısa vadeli düşünmeye çalışırsınız. Onu da yaptı bu sezon, tamamen bu. Benim yorumlarım bu şekilde. Messi Paris Saint-Germain'de kalıyor değil mi? Bu sezon daha farklı bir Messi kalıyor, görecek kalıyor. Miyiz? Mbappe de kaldı. O kötü oldu sanki Mbappe'nin kalması. Sonuçta çok dengesiz bir yapı var. Gerçi geçenlerde El Helaifi'nin mi Neymar'la ilgili sanki gidebilecek iması da bulundu. Neymar'ı 50 milyon euroya Barcelona'ya önerdiği yazıldı dün Paris Saint-Germain'de. Barcelona'da ne kadar çaresiz. Suarez'e gitmişler güya. Luis Suarez. Evet, onu da okudum. Lewandowski olmazsa. Lewandowski diye beklentisi var. İşte olmazsa Suarez. Yani Messi açısından tabii çok zordu yaşanan süreç. Yani Barcelona'dan nasıl ayrıldığını hatırlayın Messi'nin. Ağlayarak ayrıldı. Zaten Messi'nin içine kapanık bir kişilik olduğunu herkes biliyor, 3 aşağı 5 yukarı. İşte yepyeni bir şehir, yepyeni bir takım, yepyeni bir ülke, yepyeni bir dil, yepyeni rakipler Messi açısından oldukça zorlayıcı geçti. Herhalde Paris Saint Germain cephesinde herkes tamam artık Messi hani alışma sürecini geçirdi. Aslında zaten az gol attı ama çok asist yaptı. Bu sene asistlerin yanına artık golleri de ekleyecek diye bir düşünceye, umuda sahip. Açıkçası ben de o taraftayım. Yani daha Messi'nin iyi bir sezon geçireceğini açıkçası ben de düşünüyorum. Geçen sene çok kötü değildi zaten. Zaten kötü olsa milli takımda falan böyle de oynayamaz. Hani ama beklenen gol sayısı tabii çok çok altında kaldı Messi. Şimdi bakalım bu sene nasıl olacak macerası. Herhalde bu senede iyi bir Paris Saint-Germain macerasıyla sezonu tamamlarsa artık ondan sonra daha başka bir operasyona doğru gideriz. Ronaldo ve Messi MLS'te böyle birbirlerine rakip olarak gördüğümüz bir senaryo. Çok uzak bir senaryo gelmiyor kimsenin gözüne. Biraz da Amerika'da onların o ticari gücünden faydalanma, Amerika'daki pazarlama stratejileriyle beraber herkesin aklına yatıyor. Benim de çok aklıma yattı bu plan. Hani bu sene daha dün haber çıktı, Ronaldo Manchester United'ın işte transfer politikasından memnun değil. Diğer tarafta Bayern Münih işte Lewandowski giderse Ronaldo'yu alacak. Bir sürü böyle garip garip haberler çıkıyor. Ronaldo da herhalde bir sene daha oynayacak bu seviyede. Ondan sonra onun da bir MLS yapması. Artık 38 olacak Ronaldo'da. 85'te tabii, 2023'te 38. 38 olacak. Yani Messi 30, Messi 36, Ronaldo. Bu arada Messi'nin doğum günü bugün. 24 Haziran. Evet, Messi'nin doğum günü bugün. Bu vesileyle Lionel Messi'ye de yeni yaşında mutluluklar yani, diliyoruz. Lütfen dinleyicimiz de Paris'te kendine zaman ayırsın ve Messi'yi dünya gözüyle bir görsün, izlesin. Peki sen aynı şeyi Ronaldo için yapardın o zaman mesela. Kesin yapar. Kesin. Messi taraftarsın ama Ronaldo gelse yani böyle bir şey. Futbol tarihinin en büyük 3-4 oyuncusundan bahsediyorsun. Niye yapmayasın? Bu arada futbol tarihinin büyük oyuncularıyla alakalı olarak
İki tane daha haber vereyim. İkisi de biraz üzücü. Öyle mi? Evet. Neyi acaba kaçırdı? Pele hastalıkla boğuşuyor biliyorsunuz. Bir ara öyleydi. Şu an evet. Görmedim bir haber. Tabii o hastalık devam ediyor belli ki hala. Bize bir mail geldi. Size mi? Evet. Esport'a. Hani ölümü mü yakın? O da hani hazırlık ya, mı yapılıyor? Ona mı diyeceksin? Evet. Yani bir işte uluslararası firma Pele'nin hayatıyla ilgili belgesel hazırlamış. Hani yarın öbür gün böyle bir şey olacak. Bunu almak ister misiniz diye bize yoklama yapmışlar. Yani ticarete bak işte. Evet. Ona hazırlanıyorlar. Bu tabii kötü bir haber. 1940 doğumlu. 81-82 evet. Yaş olarak. Yaş çok önemli değil de o hastalık tabii sıkıntılı bir hastalık. Bunun yanında Maradona'nın ölümü de Arjantin'de araştırılıyor. Orada 8 kişi doktorlar, hasta bakıcılar, psikiyatrist de var aralarında. Maradona'nın ölümünde ciddi ihmalleri olduğu gerekçesiyle işte yargılanıyorlar. Orada da herhalde bu 8 kişilik grubun aleyhine bir karar çıkacak gibi gözüküyor. Hmm. Yani çok ihmal basit bir ihmal mi yoksa mesela hani öldürüp para kazanmak gibi böyle şeyler? Hani sürekli işi kötü yapma gibi anladım ben. Hani yeteri kadar ilgilenmeme, dikkat ama etmeme. Maradona'ya da ilgilenmiyorsan onun işin işte para mı var mesela, bir şey mi var? Bilemiyorum ki Mert, yani arkasında ne var ne yok ama şimdi Maradona tabii Arjantin'de çok büyük bir figür. Dünyada çok büyük bir figür ama Arjantin'de çok ayrı bir figür. Yani Arjantin'de Maradona'nın ölümünü kaldıramayacak, kabullenemeyecek binlerce insan var. Dolayısıyla orada hani illa bir şey çıkması gerektiğini düşünenler de var. Yani bir kasıt olduğunu düşünen bir binlerce insan bulabilirsin Arjantin'de. Şimdi o yüzden de hani orada neyin doğru neyin yanlış olduğunu açıkçası burada oturduğumuz yerden bilmemize imkan ve ihtimal yok. Ama benim anladığım kadarıyla sürekli ve kötü bir şey izlenmiş. Sağlık politikası izlenmiş bu kişiler tarafından Maradona'nın hastalığında. Onların da ceza alması gündemde ama. Çok alakasız bir şey geldi aklıma ama Türkiye'de bunlar çok var. Çünkü bu tarz programlar, işte şüpheli cinayetler vesaire, biliyorsun hani hiç sen izlememişsindir tahminen. Türk dizilerini izlemeyen bir hani Müge Anlısı, Esrar Ulu vesaire. Hı. Yurt dışında acaba böyle programlar var mı, onu aklıma getirdi Arjantin'de işte Maradona demişken. Böyle bir şüphe var. Sonuçta Türkiye'de her gün böyle birçok program yapılıyor. Hem sabah seansında yapılıyor bildiğim kadarıyla, hem akşam seansında. Hı. Bayağı da bir izleyici kitlesi var. Türkiye'de bu iş, hı, çok popüler. Zaten popüler olduğu için bu programların da sayısı arttı. İzleyen de çok, işte Gizem benim eşim, o izliyor sürekli evde çalıştığı zaman. Acaba yurt dışında var mı, yoksa bizde çıkıp yurt dışına pazarladığımız konulardan biri mi? Geçenlerde yine çok alakasız bir konuya geçiş yapacağım. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi işte dizilerin yurt dışına satışından bahsetmişti. Neden bizim maçlarımızda oralara pazarlanamasın demişti. Neyse, konudan konuya çok alakasız yerlere geçtik. Gerçi sen de konudan konuya geçmiş gibi olduk. Bu bölümü o zaman Messi, Ronaldo, evet, Ronaldo, Maradona, Maradona, Pele oldu. Evet, bütün dört büyük efsaneyi de anmış olduk bir şekilde. Evet, 9-14 saatlerimiz, reklam vaktimiz geldi. Reklamlardan sonra konuşacağımız konular var. Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri. Yayıncı kuruluş konusu dün netliğe kavuştu. Açıklama geldi. Beklentilerin biraz aksine, çünkü Mehmet Büyükekşi bir yıllık bir anlaşmadan bahsediyordu. İki yıllık bir sözleşme uzatma oldu. Onun detaylarıyla burada olacağız. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktaralım sizlere. Şu anda bir Bitcoin 20.907 dolardan işlem görmekte. Dününe nazaran böyle ufak bir yükseliş söz konusu. TL bazlı da 362.973 TL'de. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Ba 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 ba
9-19 saatlerimiz iddia bölümünü buçuk reklamından sonra yapacağımızı hatırlatalım ve gelişmelere devam edelim. Az önce yayın haklarından bahsettik. Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında 2022-23 ve 23-24 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılacağı açıklandı. Bugün saat 10'da Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde imza töreni yapılacak. Burada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Digiturk CEO'su Yusuf El Obaydi de hazır bulunacaklar. Bu da tabii artık beklenen bir gelişmeydi. Sonuçta ihale yapıldı. Saran Grup teklifini verdi, imzalarını atmıştı ama Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir geri dönüş yapılmamıştı ve ihale de artık iptal edildi. Dün bu açıklama da yapıldı bu arada tabii ki, sadece BİN'le 2 yıllık uzatma değil. Önce ihaleyi tabii iptal etmeleri gerekiyordu. İhale iptal edildi ve Mehmet Büyükekşi aslında 1 yıllık bir uzatmadan bahsediyordu. Fakat sen mi söylüyordun yayında mı dışarıda mı hatırlamıyorum ama BİN'in de 2 yılda direttiği söyleniyordu. Ve BİN'in de günün sonunda çoğu konuda olduğu gibi dediği oldu. Türk futboluna da hayırlı olsun diyelim. Tabii kulüplerin beklentisi yüksek. Özellikle Euro kurunun son dönemdeki durumu ama BİN'in teklifi geçen seneyle aynı. Aslında kulüplerin bayağı bir dezavantajı olacak bu yeni uzatmayla birlikte. Mehmet Büyükekşi bunun isim hakkını daha fazlaya satarak kapatmaya çalıştığı. Hatta bu yönde de dün haberler vardı. Normalde Sport Toto'dan gelecek para işte 500 ise 750 gibi bir rakamla işte o paranın yükseğe çekildiği söylendi. Durum bu. Benim bildiğim bilgiler bunlar. Senin ekstra bir bilgin var mı Ali abi? Sen de süreci yakından takip ediyordun. BİN'le kulüplerin, BİN'le federasyonun ilişkisi aslında tükenmiş, bitmiş bir ilişki. Çünkü yayın ihalesinin başladığı günden işte yeni ihalenin yapıldığı tarihe kadar, özellikle son bölümde kulüplerle BİN arasında, kulüplerle federasyon arasında ödemeler konusunda, şartlar konusunda ciddi anlaşmazlıklar oldu. Ciddi gecikmeler oldu. Ciddi rahatsızlıklar vardı. Ve gelinen noktada yeni ihale yapıldıktan sonra tabii bir umut oldu. Acaba hani bir değişiklik olur mu diye. Ve işte orada uluslararası bir firmadan destek alındı. İhaleyi daha renkli hale getirebilmek için. Biz ona para verdiler, sonra iptal ettiler. Evet. Ondan sonra ihale parçalara bölündü. O parçalara ayrı ayrı teklifler verildi. Bir ana paket vardı. O vardı, bu vardı. Bunlar ihaleyle ilgili detaylardı. Tabii burada kötü niyetli bir çalışma olduğunu kimse söyleyemez. Ama her zaman için daha fazla gelir elde etmekti. Ama bu yeni ihale şartnamesiyle beraber Türkiye Futbol Federasyonu'nun beklediğinin tam aksine bir tablo ortaya çıktı. Yani gelirleri arttırmak planlanırken gelirler azaldı, teklifler azaldı ve tekliflerin de bazılarının işte medya kuruluşları arasında bölünmesiyle beraber ortaya kaosa benzer bir durum çıktı. Ama ne oldu? İşte BİN'in teklif vermediği bölümlerde işte TRT'nin kazandığı ihaleler oldu. Saran Grubu'nun kazandığı ihaleler oldu. Ondan sonra ihalelerin birçoğu günün sonunda bize kaldı. Biz de ihaleye girmiş ve ihaleyi kazanmış bir şirket olarak imzaları Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırdık. Belirlenen süreler içerisinde, hatta ondan önce ve ondan sonra yapılması gereken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından imzaların atılması ve bu anlaşmaların yürürlüğe girmesiydi. Hatta bu ihaleye alternatif olarak çok daha vizyoner bir şekilde yeni bir plan da sunuldu Türk futboluna. O da tartışıldı, o da konuşuldu. Onun için uğraşan kulüp başkanları oldu. Ama o da kabul görmedi günün sonunda ve gelinen noktada tabii Türkiye Futbol Federasyonu o imzaları atmadıkça biz de olayın nereye doğru gideceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmeye başladık. Ondan sonra süre geçirildi. Nihat Özdemir Federasyonu'nun istifa etmesi, ondan sonra seçim kararının normalde alınabilecekten çok daha uzun bir sürece konulması. İhale komisyonundan istifa eden üyeler. İstifaların olması. Yani hepsinin nereye doğru gideceği belliydi.
Ve adım adım da ne yazık ki diyelim bizim düşündüklerimiz gerçekleşti. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinin mesela Haziran'ın ortasında olmasının ne gibi bir mantığı vardı? Zaten gördüğün gibi tek aday oldu. Hani adayların projeleri vardı da adayların hazırlanacak süreleri mi yoktu? Bir kişi işaret edildi. O kişi de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oldu. Neticede böyle bir tabloda çok daha kısa sürede aslında bazı şeyler yapılabilirdi. Ama bugün işte federasyonun açıklamasına bakıyorsun. Artık ligin başlamasına çok kısa bir süre kala. Yani sen Haziran ortasında seçim yaparsan doğal olarak çok kısa bir süre kalıyor. Ama şartnamede Türkiye Futbol Federasyonu'nda ihaleyi iptal etme hakkı var. Dün ona karar verdiler ve BİN'e verileceği zaten biliniyordu ve BİN'e verildi. Aynen senin söylediğin gibi BİN kendi açısından değerlendirdiğinde tabii ki ticari bir riski var bir sene böyle bir yükün altına girmenin. O da en az iki sene istiyordu. O istedikleri de yine oldu. O istedikleri de yine yapıldı. Bakalım bundan sonra hayırlısı olsun. Rakamlar biraz daha düştü. İşte onun bazı telafi edilme yolları aranıyor. Bunun yanında tabii rakamların düşmesiyle beraber ödemelerin düzenli ve doğru yapılması da yine dikkatle takip edilecek. Ödemelerin yapılmasıyla ilgili geçen sezon çok öyle sıkıntı gördük mü? Sanki daha önceki sezonlarda daha fazlaydı. Büyük sıkıntılar değil mi? Vardı. Geçen sezon ona çok yoğunlaşmadık. Daha büyük sıkıntılar sadece vardı. Sadece rakamla ilgili problemler oldu. Ama neticede işte bir yani bilmiyorum nereden bakmak lazım, nasıl bakmak lazım. Hani Nihat Özdemir federasyonun neden tarihin en kötü futbol federasyonu dersen işte mesela bu bile başlı başına bir sebep. Yani bir yayın ihalesini ancak bir futbol federasyonu bu kadar fazla eline yüzüne bulaştırabilirdi. Daha fazlasını yapmak zordu. Ama Nihat Özdemir federasyonu onu başardı. Eline yüzüne bulaştırdı yayın ihalesini. Ondan sonra yayın ihalesini tamamlamadan da görevinden istifa ederek yeni federasyonun kucağına bırakmış oldu. Yeni federasyonu bu konuyla ilgili eleştirebilir miyiz? Hayır, eleştiremeyiz. Çünkü zaten böyle olacağı Nihat Özdemir federasyonu döneminden belliydi. Gelecek sene federasyon seçimleri var. Federasyonun yeni başkanı olur mu yoksa Mehmet Büyükeşi devam eder mi bilmiyorum ama o da görev süresinin bir senesinin sonunda yine bir yayın ihalesiyle ilgilenmek durumunda kalacak. Benim aklıma gelen mesela ihaleyi iptal ettin. Mesela yeni bir ihale açman gerekmiyor mu? Otomatik olarak mevcut yayıncıya 2 yıllık daha hak vermek. Mesela biri çıkıp bu konuyu dava edebilir mi? Sonuçta ihaleyi tamam iptal ettin ama diğerinde sözleşmesi bitti. Mesela dün Hüseyin Özkök de yazmış Twitter'da. Sözleşme uzatma diyor mesela. Ama sözleşme bitti. Biten sözleşme. Onun da öyle bir hakkı var zannedersem. Ne kadar hakkı var mesela? Ya onu tam bilemiyorum ama öyle bir şey olduğunu ama duymuştum. Normalde hani ihaleye 5 senelik çıkıyorsun. 5 sene yayınlıyorsun. Sonra başka bir ihale yapıyorsun. Çünkü sözleşmen bitti senin. Neden ihale yapıyorsun yoksa? İhaleyi iptal ettin ama o hakkın var. Tamam, ihaleyi sonra iptal ettin. O zaman iptal ettikten sonra mevcut bir ihale şartlarda gibi böyle bir maddeyle devam etme şansı olduğunu biliyorum. Duydum ama ne kadar doğru dersen bilmiyorum. Ama zaten eğer şey arayacaksan hani noksan, hata, yanlış, haksızlık arayacaksan milyonlarca bulursun bu süreçte. Yani ben haksızlık olarak şunu görüyorum. Bu kadar geç açıklanmasının büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yoksa ihalenin iptal edilmesi, Saran Grubu'nun teklifinin beğenilmemesi çok anormal değil. Normaldir yani, düşük bulunmuştur. Ve diğer ihale dışı teklife de sıcak bakmıyor da olabilirler. Sonuçta riskli bir durum. İhaleden bağımsız bir şey. Yeni bir öneri. Ona da girmemeleri anlaşılabilir ama bu kadar sürecin uzaması, yani bu açıklamanın 23 Haziran'da yapılması, normalde Aralık Ocak'ta bitmesi gereken şeyin bu kadar uzatılması bence problem. Yoksa ya bak, ihaleyi iptal edebilirsin yani. Ne olacak? Şu olmadı ama. Şimdi sen ihaleye girdin. İhalede 7 farklı bölüm var. Sen 5'ini kazandın. Mesela bize şu denmedi. Teklifiniz yetersiz. Teklifinizi yükseltin. Tamam, işte bunun geç olması zaten haksızlık. Bırak bence geçi. O söylenmedi bile diyorum sana. İşte söylenmediği için gecikiyor zaten. Hani. Hayır, konuşulmadı bile bu. Yani sen ihaleyi kazanmışsın. Hani senle iletişime dahi geçilmiyor. Sana şu denmiyor. Bak hani siz bu paketleri aldınız ama bu paket dışarıda kalamaz. Bu pakete bir teklifiniz var mı? Bu bile söylenmiyor. Yani biz imzaları teklif ettikten sonra Futbol Federasyonu ölü taklidi yaptı. Evet, işte o zaman reddetmesi lazımdı. %100. Yani beğenmiyorsan da bu teklifleri iletişime geçip reddetmen lazımdı. Onu yapmadılar zaten.
Yani kaç ay geçti değil mi? Reddetmen üzerine? Ona çok katılamıyorum. Yani reddetmek yerine orada ben beğendiyse şey, ne yapacak? İşte geliştirebilirdin orada. Konuşabilirdin. Yani bu teklif biz şöyle düşündük. Olmadı. İyileştirebilir misiniz? İşte bu paketi almayı düşünür müsünüz? O zaman bu pakete şu kadar verirseniz bizim istediğimiz rakama gelebilir. Çünkü en büyük paket dışarıda kalmıştı. Evet. En büyük pakete biz teklif vermemiştik. Bira. Bira'ya. Şimdi bize şu denmedi. Saran Grup Bira'ya ne kadar teklif yapar? Eğer bu kadar teklif yaparsanız bizim düşündüğümüz toplam rakama ulaşabilir. Çünkü federasyon için şu çok büyük problem değil. Şu pakete bu kadar verilmiş, bu pakete bu kadar verilmiş değil. Ondan ziyade genel toplama bakıyorlar. Yani ihaleden ne kadar para Türk futboluna aktarılacak? 2.5 mi, 2.6 mı? O 2.6'nın büyük kısmını Bira'dan almanla diğerleriyle de dengelemen arasında federasyon açısından çok çok büyük bir fark yok. Onlar hep ayarlanabilecek şeyler ama o noktada biz o kadar ihaleyi kazandığımız noktada o teklif bile yapılmadı. O bile garipti. Sadece ölü taklidi yapıldı. Ölü taklidi yapıldı. Beklendi. İşte federasyon seçimleri Haziran'ın ortası. Bugün Haziran'ın sonuna gelirken artık yeni sezon başlıyor. Kulüplerin önünü görmesi için bir şey yapmamız gerekiyor. Bir hareket yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla mevcut yayıncı kuruluşla devam edelim. Evet, bugün saat 10'da basın toplantısı, imza töreni. Orada detayları bakalım, açıklayacaklar mı? Hangi fiyat anlaşıldı? 2 yıllık olduğunu zaten resmi açıklamada gördük ama fiyat olarak ve şu da bahsedilmişti, anlaşmaya yakın olduğu dönemlerde işte enflasyon oranı kadar önümüzdeki sezon bir artış da öngörülüyordu. O detayları da umarız bugün kendi ağızlarından, resmi ağızlardan duyarız. Çünkü öbür türlü basın haberler çıkıyor da resmi ağızdan duymakta fayda var. Sonuçta dedikodularında önüne geçmiş olursunuz bu vesileyle. Diyelim ve sonlarımıza gidelim. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Şimdi iddia bölümündeyiz. Bugün U19'da Avrupa Şampiyonası'nda A grubunda son karşılaşmalar var ve grup lideri belli olacak. Bu karşılaşmayla birlikte Fransa ile İtalya mücadele edecek 18.30'da maç. Diğer grup maçı da yine Romanya ile Slovakya arasında ama çok bir anlamı var mıydı? Gerçi üçüncü lig için bir şeyler söylüyordun. O maç da aslında kritik olacak. Aynı saatte başlayacak. Sen de ağırlıklı bu iki maçta pikpon vereceksin. MBS 3 olarak çünkü belirlenmiş bu karşılaşmalar. Evet, o konuda çok mutsuzum. İki maç vereceğim, bir maçı da dinleyiciler ekleyecek artık. Baksınlar bültene. Ben baktım şöyle bir çok içime sinen bir karşılaşma bulalım. Bir tane buldum, onda da oran vermemişler ev sahibi takıma. Çok iyi oran bulmuş. Bir. O yüzden çok mutsuzum. Yok, garanti bir maç arayayım dedim. İrlanda Ligi'nde takım ağır favori olduğu için oran çıkmamış direkt bire. Şimdi U19 Avrupa Şampiyonası'nda iki grup var dedik. Toplam 8 takım. İlk ikiler direkt yarı finale çıkıyor. Fransa ve İtalya bugün yarı finalist olarak sahaya çıkacaklar. Bu karşılaşma grup birincisini belirleyecek. Ama şöyle bir özelliği var. Diğer tarafta İngiltere %95 ihtimalle grubu lider bitireceği için. İsrail'e kaybetmezse. Evet. Bir sürpriz olmazsa burada hani yarı finalde İngiltere'den kaçma ve olası bir final yolunun açılması anlamına da gelebilir. Her ne kadar İsrail takımı iyi de olsa takımlar onun için mücadele edecekler. Fransa'nın İtalya'ya karşı 4 gollük bir avaraj farkı var. Avaraj üstünlüğü var. Dolayısıyla maç berabere biterse Fransa grup lideri olacak. İtalya biraz daha risk alacak, taraf olacaktır. Ama ben ilk yarının dengede gideceğini, ilk yarıda temponun çok yükselmeyeceğini, eğer risk alınırsa ikinci yarıda alınacağını düşünüyorum. O yüzden Fransa-İtalya'nın ilk yarısının berabere biteceğini düşünüyorum. Romanya-Slovakya'da şimdi bu iki takımın da turnuvaya yarı finalden devam etme şansı ortadan kalktı. Ama turnuvayı kendi gruplarında 3. sırada bitiren takımlar U20 Dünya Şampiyonası için gelecek sene oynanacak. Endonezya'daki U20 Dünya Şampiyonası için playoff oynama hakkı kazanacaklar. O yüzden önemli. Hatta çok önemli bu mücadele. Yarı finalistler direkt olarak o hakkı alıyorlar. Avrupa'nın 5 kontenjanı var. 4'ü yarı finalistler. Diğer kontenjan da bu playoff maçından çıkacak. Dolayısıyla Romanya ve Slovakya'da 3. olmak için mücadele edecekler. Burada da maç berabere biterse Romanya 4 gollük bir avaraj üstünlüğü olduğu için 3. sırayı alıp playoff oynayacak. Slovakya'nın üst turnuvada golü yok. Romanya takımını ben Fransa maçının ikinci yarısında beğendim.
Eğer bugün de izlerlerse İlya'ya biraz daha dikkat etsinler. Romanya'daki adamın. Bakalım bugün nasıl oynayacak. Ama ben Slovakya'nın turnuvayı gol atmadan tamamlamayacağını düşünüyorum. Ev sahibi takım Slovakya. Onlar bir gol bulacaklardır. Romanya'nın da ben gol atacağını düşünüyorum. Bu maçta da gol var. Beklentim, düşüncem var. MBS'ler 3 olduğu için az önce söyledik. Bu iki karşılaşmadan bir kupon olmuyor. Ama bu iki karşılaşmanın oranı iddia.com'da şu an 3.16. Yanına bir tane maç eklenirse, yani düşük oranlı bir maç eklenirse, hani bu iki karşılaşmayla beraber bir kupon oluşturulabiliyor. İlk yarı, ikinci yarı yapıp bu karşılaşmalarda yine kupon oluşturabilirler. Ama hani ilk yarı sıfır. İlk yarı sıfırdan sonra hani Fransa, İtalya neye döner açıkçası bilmiyorum. Çünkü takımların bir de şeyi yok. Mesela İtalya'nın 70'ten sonra risk almaması için hiçbir sebep yok. Çünkü ya grup birincisi olacak ya yolda devam edecek o şekilde. O yüzden de o riski alırsa, hani Fransa'da bayağı atletik takım, eğer 0-0'da açık alan bulursa gol atabilir. İtalya yüklendiği zaman gol atabilir. Çünkü Romanya'da Fransa savunmasını zaman zaman zorlamıştı. İkinci yarı daha çok gol olur diye bir bahis var mı? Var. O da olabilir. Mesela benim çıkarımım o oldu. Var. O da olabilir. Benim. O da olabilir. Oranın ne kadardır bilemiyorum ama o makul gözüküyor. Tabii ben kafamda öyle kurdum. Yani ilk yarı çok fazla risk alınacak normal, bir durum mantıklı yok. Normal, mantıklı ama. Mantıklı dediğin, ikinci yarı sonuçta kaybedecek de bir şey yok. O yüzden daha çok gole doğru atak yapmaları muhtemel. Şimdi 9.43, programı artık yavaştan toparlıyoruz. Bugün saat 11'de Galatasaray'da Okan Burun imza töreni olacak. Biz de Radyo Spor'dan elbette canlı olarak paylaşacağız. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de imza töreninde hazır bulunacak. 1+1 yıllık bir sözleşme imzalanmış. Kap detayları zaten paylaşılmıştı. Bugün Okan Burun'un kendi ağzından dinleyeceğiz. Artık çok daha rahat şekilde, havalimanında pek fazla konuşamamıştı. Ama şimdi gönül rahatlığıyla konuşacak. Aşağı yukarı neler söyleyeceğini zaten biliyoruz. Tahmin ediyorsunuzdur. Galatasaray olan sevgisinden, bu görevi çok istemesinden bahsedecektir. Merak edilen konulardan biri teknik ekibi. Dün Erden Timur'a soruldu. Okuduğuyla ilgili aslında geçiştirdi. Fakat çıkan haberler İrfan Saraloğlu'nun Okan Burun ekibinde olacağı yönünde. Ya, dün o toplantıdan olur. Sonra Galatasaray'da birkaç muhabir bu konuyu yazdı. Bugün bilmiyorum öğrenir miyiz ama en kötü zaten pazartesi günü Galatasaray idmanları başladığında o konuda netleşecektir. Bugün onu takip edebilirsiniz. Transfer haberleri olarak bugün programı kapatırken dikkatimi çeken Sabah gazetesinde Galatasaray'la ilgili bir haber oldu. İstanbul'da son tango denmiş. Tango deyince tabii akla Arjantinli bir oyuncu gelmesi muhtemel ki zaten haber o oyuncu için. Vargas Adana Demirspor'la çok iyi bir sezon geçirmişti. Yunus da geri döndü. İşte onun Adana Demirspor'daki partnerlerinden biri Vargas'ın da Galatasaray'a gelebileceği yazılmış. Galatasaray'ın oyuncunun bonservisini elinde bulunan Espanyol'e 3 milyon euro teklif ettiği, Arjantinli oyuncu için de 1.2 milyon euroyu gözden çıkardı yazılmış. Geçen sezon 5 gol 13 asiste asist anlamında lige damga vuran oyunculardan biriydi. İzlemesi gerçekten keyifli. Yunus'la olan bağ da çok iyiydi. Akılları da hemen Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimali mi var? O bölge için mi düşünüyor? Çünkü sol kanatta oynamıştı. 10 numarada da oynayabiliyor gerçi ama o ihtimal de olabilir. Onun yerine, Kerem yerine de düşünülüyor olabilir. Matias Vargas yaş olarak da bakayım 25 yaşında bir oyuncu. Galatasaray'ın alıp satabileceği de bir isim. Bugünün bence dikkat çekici haberlerinden biri bu. Onun haricinde Sabah gazetesinde yine Emre Mor'la ilgili bir haber yapılmış. Emre Mor'da Volkan Demirel etkisi denmiş. Cesus'un kanatlarda kolay adam geçen isimlere ihtiyacı olması nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu heyecanla beklediği belirtildi denmiş ki dün de artık transferin bayağı bitme aşamasında olduğu yazıldı Fenerbahçeli muhabirler tarafından. Garanti gözüyle bakılıyor. Gerçi biz dersimizi aldık. Abdülkerim Bardakçı'da da çok pozitif şeyler söylüyordu ama son anda pürüz çıktı. Bakalım Emre Mor konusunda dendiği gibi bitecek mi? Çünkü yine Abdülkerim Bardakçı'da olduğu gibi diğer büyüklerin de ilgisi var Emre Mor'a. Denene göre Trabzon'un da Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın yok ama ilgisi olduğundan bahsediliyor. Vallahi günün sonunda menajerler ve futbolcular çok iyi paralar kazanıyorlar. Yani bu haberlerin hepsi
çıkan haberlerin hepsi onlara yarıyor. Onların kazancı katlanıyor. Ahmet Nurçebi de bunu net bir şekilde ifade etmişti. Ve bundan da kaçış yok. İstediğiniz kadar düzenleme getirin, yasaklar koyun. Bir şekilde onlar yolunu buluyorlar. Burada da dediğim gibi bu transferlerden bayağı bir karlı çıkacaklar. Şimdi programı kapatırken bir de resmi bir haber verelim. Ravi Tagir, Başakşehir'in önemli bir yatırımıydı. Altınordu'dan gelmişti. Milli takım beklentisi olan bir oyuncuydu. 2003 doğumlu. Pek istediği süreyle bulamadı ve Westerlo'ya 2 yılına kiralandı. Güzel oldu. Burada oynayamayacaksa yani Epriano ile hala devam ediyor Başakşehir. İşte başka alternatifleri var. Genç oyuncu ismini unuttum. Efe Arda mıydı acaba? Geçen sezon forma giymişti. Ondan Ravi'den daha genç bir stoper oynamıştı Başakşehir. Neyse bulayım onu. Doğru, doğru. 2005 doğumlu. Ama Ravi'le o kadar fazla son dönemde şans vermemişti. Yeni sezonda da belli ki daha fazla oynaması, gelişmesi için onu kiraya gönderecekler. Evet, Efe Arda koyuncuymuş. 2005 doğumlu. Ravi 2003. O da Westerlo'da, bakalım gelişebilecek mi? Onu da takip ediyor olacağız. Ve bir haber, bu sefer son. Görmüşsündür, Martin Hinteregger, Frankfurt'un kaptanlarından biri, 29 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Şampiyon oldular Avrupa Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekti ama futbola olan aşkı sönmüş. Farklı haberler de okudum onunla ilgili. Biraz değişik bir insanmış kendisi ve bu yaşta da futbolu bırakmış. Önemli de bir oyuncuydu. Beğenilen de bir oyuncuydu. Finalde yanılmıyorsam oynamadı. Eksikliği hissedilir deniyordu savunmada. Milli takım oyuncusu bu arada. Hinteregger. Milli takımda da gördük. Ama hiç bana mısın demedi. Bu Alman Avusturyalılar bu işi iyi yapıyorlar. Çok erken bırakıyorlar. Önceden garip geliyordu ama şu anda eğer futbola olan işte aşkın yoksa. Darısı mı, darısı başımıza? Darısı kimin başına? Senin benim başıma. Ha, biz de mi bırakacağız? Bence böyle güzel bir şey. Bu hani hissettiği şeyi yapabilmek, hayata geçirebilmek, yani o kadar zorlamaktan da, ziyade, zorlamaktan ziyade bence güzel bir şey. Şimdi mesela Mesut Özil acaba zorluyor mu? Şimdi dün idman videoları paylaştı. Zorluyor mu yoksa gerçekten istiyor mu mesela? Onu emin olamıyor insan. Yani Mesut orada salonda ağırlık mı çalışmak ister, Fortnite mi oynamak ister? Sorusunun cevabı Fortnite oynamak için yapıyordur. Bazı şeyler olur ya böyle, o zamanı geçirmek için yaparsın. Ama asıl hedefin o oyunu oynamaktır. Evet, yani. Mesut da olabilir yani. O sorunun cevabı orada. Ama dediğim gibi herkes için hayat aynı şekilde işlemiyor. Aynı matematikte, aynı düzlemde gitmiyor. Dolayısıyla o şu an ne hissediyorsa ondan daha iyi kimse bilemez. Sonuçta bu kararı da herhalde bir günde vermiyor. Tabii. O da bir süreç. Ve öyle hissettiği noktada onu da uygulayabilmek bence çok güzel bir şey. Hoşuma gidiyor benim. Evet, darısı başımıza derken ben biraz futbolla bağdaştırmıştım ama genel insan hayatında da böyle yani. Herkes için geçerli. Her iş için geçerli. Herkes için geçerli. Tabii her zaman o rahatlıkta kararlar verilmiyor ekonomik kaygılar sebebiyle. Mesela Hinteregger bunu çok rahatlıkla verebiliyor. Çünkü çok para kazanmıştır muhtemelen. Yatırımları da vardır. Eğer parayı çarçur etmediyse sağ solda, ki onda da emin değilim şimdi çıkan haberleri gördüm. Yapabilir diyoruz. Onu da yapmış olabilir Hinteregger. Neyse, onun derdi bizi germesin. Dediğin gibi ben de senin temennine katılıyorum ve haftayı da bu haberle artık noktalamış olduk. Ali abi, teşekkürler sana. Haftaya pazartesi bir aksilik olmazsa yine burada olmayı umuyoruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.